Günaydın efendim, Haber Global'e hoş geldiniz. 2018'in son iki yayınıyla birlikteyiz. Son hafta sonu zaten. Pazartesi günü yepyeni bir yıla gideceğiz. Ve yepyeni umutlarla birlikte olacağız. Sizin için çok güzel bir yılbaşı programı da hazırladık. Bunun da altını şöyle kalın kalın çizmek istiyorum. Nasıl geçti haftanız? İyi miydi? Bayağı yoğunluk vardı galiba herkesin hayatında, takip ettiğim kadarıyla. Bizim için de böyle oldu. Yepyeni bir yıl biterken ve yepyeni bir yıl başlarken tabii ki sona kalan işler, hediyeler, bununla beraber yemekler, yılbaşı toplanmaları ve iş yerlerine baktığınızda işte hesaplamalar, bir yılı kapatmak, öbür yıla başlamak. Ama aslında bu hesaplamalar galiba kendi içimizde de oluyor. Her türlü hesaplaşmayı yaşıyoruz. Bedenimizle ilgili hesaplaşmayı yaşıyoruz. İşimizle, sosyal hayatımızla, özel hayatımızla ilgili. Ama bununla beraber ruhumuzla ilgili hesaplaşmaları da yapmak gerekiyor. Aslında işte 31 Aralık, 1 Ocak. İkisi de hani Allah'ın günü derler ya tabiri caizse. Değişen çok da bir şey yok. Yepyeni bir yılla beraber bir anda havai fişekler patlamayacak hayatımızda. Bir gün önce neyi yaşadıysak ertesi günde belki onu yaşamaya devam edeceğiz ama işte yeni bir yıla geçmek aslında umudun simgesi gibi oluyor bizim için. Yeniliklerin simgesi gibi oluyor ve ona göre de hazırlıklarını yapmaya başlıyorsun. İşte bu iki gün en çok da bu konuları konuşacağız efendim. Birbirinden değerli konuklarımız var. Sevgili aşkım Kapışmak bugün bizimle beraber olacaktı aslında. Ama son dakikada gelen bir haber, yayına yetişemeyeceği yönünde, bir rahatsızlık geçirdiği yönünde çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ama onun dışında önümüzdeki haftalarda burada görebilirsiniz. Umuyoruz ki onu. Onun dışında çok değerli konuklarımız var. Sevgili Dilara Koçak az sonra bizimle beraber olacak. Dilara ile beraber 2018'in muhasebesini yapacağız elbette. Her yıl harika bir ajanda çıkartıyor. Sağlıklı yaşam ajandası. Bu ajandayı konuşacağız. Elbette yeme içmeleri konuşacağız. Son dönemde aslında zayıflamanın da adabı birazcık değişiyor. Diyet kelimeleri, zayıflamak lügatımızdan çıkıyor. Sağlıklı olmak, wellness daha çok bizim konuştuğumuz konular arasına giriyor. Bunu konuşacağız. İki değerli kardeş bizimle beraber. Bir tanesi Ömür Özdemir. Aslında Jerry Lewis olarak tanıyorsunuz onu. Sosyal medyayla başlayan hayatını oyunculukla ve şu anda da aslında yaptığı stand-up gösterileriyle devam ettiriyor sevgili Ömür. Onu konuşacağız ve kardeşi. Sevgili Barış Özdemir bizimle beraber. Barış da sertifikalı bir pilatesçi, çok da önemli bir adam. Barış bize aslına bakarsanız doğru bildiğimiz yanlışları aktaracak. Pilatesle ilgili ve hayatla ilgili elbette disiplin hayatımızda neleri kapsamalı, spor disiplini dediğimiz şey ne, bunu da aktaracağız. Bugün sürpriz bir konuğumuz var. Şimdi bizi sosyal medyadan takip edenler hem Haber Global'de hem benim hem de kendisinin sosyal medya hesabından bol bol her hafta sonu birbirimizi görüyoruz ve çekiyoruz biz. Sevgili Bora Balar az önce de yayındaydı. Bora Balar ilk konuğumuz olacak. Az sonra burada olacak. Bir Tık Dünya'yı yapıyor Haber Global'de. Aynı zamanda haberleri sizlere aktarıyor. Bütün bu teknoloji merakı ve haber merakı nereden geliyor? Sabah sabah dedik şöyle Haber Global'in hoş ekran yüzlerinden birini ağırlayalım da gözümüz gönlümüz açılsın. Hoş geldiniz efendim. Az sonra tekrar birlikteyiz. Günaydın, iyi hafta sonları. Kanatlarını gelin, şu çizgiyle birleştiği yere basınç yapıyoruz böyle. 35 yıllık arkadaşız, ilk defa aynı sahnedeyiz. Piyango gibi bir şey. Belki de bu program da benim için yok. Senin için yaptık. Gerçek insanlardan bir şeyler duymak istiyorlar. Ben şarkı söylüyorum. Sevmekte bir şey vardı. Oran ağrıyor mu, buran ağrıyor mu? Hayatım bitti. Mevzu bu kadar. Karnımızı doyurdun. Allah senden razı olsun. Müthiş mutluyum. İçimde bir şakacı var. Gergin olduğumda daha komik olduğumu söylüyorlar. Bu toplumun dinamiği bizleriz. Kitabın bir parçası zannettim.
Ay oğlum bak yeter artık. Yeter artık. Perişan oldum ha. Yeter. Çocuk boncuk boncuk terledi. Kesme buradan doğal ver buralara. Bu da böyle terbiyesiz konuk bu adam. Bak gidelim diye bağırdı kadına. Ay yeter çalma. Kapat telefonu bak kayda giriyor. İnanmazsınız ışınlandım. Efendim günaydın bir kez daha. Nasıl bu son dakika değişikliği? Hoşuna gitti mi az önce yayın şimdi yayın? Yani konuk olmak tabii biraz daha ilginç bir durum oluyor da yani gazeteci için biraz daha evet. Fantastik durumlar. Evet, hoş geldin sevgili hoş Bora. Bu arada gerçekten hani biz Bora'yla çok uzun yıllardır tanışıyoruz. Burada da tekrar kavuştuk. Burada zaten birçok arkadaşımızla tekrar kavuşmuş olduk. Şimdi Bora'yı sevgili Bora Balar'ı bir tık dünyada izliyorsunuz. Aynı zamanda haberlerde izliyorsunuz. Ben bilmiyordum teknolojiyle bu kadar haşır neşir olduğunu senin. O mesele ta 90'ların sonundan başlıyor zaten. Ya sese bak yalnız değil mi? Nasıl? Teşekkürler. Çok. Evet. Yani aslında X kuşağının ben şanslı bireylerinden biriyim ve ortaokuldan beri işte bir şekilde bilgisayarım ve sürekli bir takım kodlar yazdım. Bazı cihazlarım oldu. Ha öyle oldu. Evet evet yani onların sayesinde de daha çok böyle teknolojiyle haşır neşir olan bir kuşağın temsilcisi olarak tabii 90'ların belli bir zamanında da artık internetin hayatımıza girmesiyle beraber İnternet yayıncılığı meselesi evet. Girmişti devreye. Ve benim de işte 95'te başladım ben muhabir olarak gazeteciliğe. 98'de yabancı ajanslara buradan işler yapıyordum. Ve o işler sayesinde de internet yayıncılığı meselesine de el atma şansı aslında oldu. Aslında daha Türkiye'de bu iş çok fazla konuşulmazken hani sen o konuda yavaş yavaş ya bu geliyor galiba demeye başladın. Tabii, tabii. O dönemde zaten yani topu 20 kişi falan vardı evet. Bu işin üzerine. Daha sonradan işte hem teknoloji hem diğer yani gazetecilik faaliyetleri de birleşince ikisi beraber her zaman devam etti tabii. Diğer taraftan da farklı bir kanalda da başka 3 teknoloji programı yapmıştım. Ardından farklı işler yine devam etti. Tabii teknoloji bir yandan da tutku. Yani olmazsa olmaz. Ve sen ne kadar iç içe yaşıyorsun teknolojiyle? Bayağı gerçekten. Bayağı bir iç içe yani. Hani nasıl mesela? Yani gerçekten hani mesela şu var bizim elimizde. Okey biz bunu aslında teknoloji zannediyoruz. Yani hani cep telefonunu sadece elimize cep telefonu olmasını, işte cep telefonunda Instagram'dan story atmayı ya da ben mesela telefondan montaj yapabiliyorum. Biraz herhalde o konuda yeteneğim var. Sonuçta çok basit programlar. Hakikaten bunu yapabiliyorsun. Ya da farklı filtre programlarıyla birlikte kendimizi güzelleştirmeyi zannediyoruz ki biz teknolojinin vay ya canını okuyoruz. Çok güzel teknolojiyi kullanıyoruz ama bundan ibaret değil olay galiba. Ondan ibaret değil. Bir yandan da şöyle bir şey var. Yani farklı kanallarda da farklı işler veyahut da yayınlarla alakalı da pek çok faaliyette bulununca bir takım yerlerde kamerayı bağlayıp, internete bağlanıp neredeyse kendi kadrajınızı yapıp ondan sonra da yayın yapmak durumu bile olabiliyor. Yani. Çünkü artık ardından bu başladı, kurgusunu yapmanız YouTube lazım. Üzerinden. Tabii. Onu tabii yıllar önce yine yapmaya başlayınca tabii şu an YouTube'da yeni medya denen aslında yeni medyası eski medyası kalmadı. Medya evrilip gelişecek ve işte bu video içerikleri çok daha önemli hale gelmeye başlayacak. Çünkü artık yayın akışına bağlı kalmak istemiyor. Özellikle de genç kitle yani mobil özgürlük diyoruz her zaman için. Mobil özgürlük elinde telefonu, tableti veyahut da dizüstü bilgisayarı her neyse yani. İstediği yerden istediği içeriğe ulaşmak istiyor. Zaten medyanın evrilmesini ve itici bir güç olmasının da sebebi bu. Yani aynı şekilde televizyonların radyolardan evrilmesi, daha sonradan özel televizyonlar meselesi, Türkiye'de çok geç kalınsa da mesele. İşte internet yayıncılığı, yavaş yavaş ilerlemesi, sosyal medya meselesi, her şey bir ihtiyaç, bir açılan bir kanalla beraber her şeyin ilerlemesine bağlı. Geçen hafta Okan Bayülgen'le beraberdik. Hem de böyle yılbaşı için de çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftada programımızda uzunluğu izleyeceksiniz. Yine bizim konuğumuz olacak sevgili Okan Bayülgen. Okan dedi ki artık dedi aslında bütün dünyada böyle ama
Türkiye'de de insanların evinde hakikaten böyle işte televizyonlar, dekoderler yavaş yavaş azalmaya başladı. Herkes internet üzerinden izliyor, yapıyor. Mesela işte ben hep o tepkiyi alıyorum. İşte Haber Global'in YouTube kanalında birebir canlı yayınlanıyor. Her televizyon kanalında da bu mümkün olmuyor. Ve dünyanın dört bir yanından da biliyorum ki sabahları şu anda bizi izleyen insanlar var. Canlı olarak izliyorlar. Ve bu çok kıymetli olmaya başladı. Aa, tamam YouTube'daysa o zaman tamam her yerde izlerim durumu söz konusu olabiliyor. Haber kanallarında da, televizyon kanallarında da. Gerçekten yavaş yavaş bu yayıncılığın, teknolojiyle de bu kadar ilgilenen ve bunun işini yapan biri olarak farklı bir noktaya doğru evrildiğini, Türkiye'nin bunu yakalayabildiğini düşünüyor musun sen? Yoksa biz yani yine de birazcık daha temkinli mi devam ediyoruz dünyaya göre? Türkiye'de işler gayet iyi ilerliyor aslında. Yani ama şöyle iyi ilerliyor. Bir taraftan servis sağlayıcı kısmına bakarsak yavaşız. Çok çok yavaşız yani. İnternet bağlantı hızlarımız akıl almaz vaziyette, yavaş durumda ve ne yazık ki daha pahalı. Hı hı. Ve daha hızlı internet için 2020'yi beklememiz gerekiyor. Çünkü 2020'nin bahar aylarından itibaren çok büyük bir ihtimalle Avrupa'daki çok pek çok ülkeyle beraber 5G'ye geçeceğiz. Evet. 5G. Nihayet. Ama Güney Kore geçti mesela. Ha. Şimdi 200 megabit megabit hızlara sahiplerdi ve onlar 10 gigabit hızlara sahip oldular. Yani şu an telefonumuzdan 10 gigabitle bir yere bağlandığınızı düşünün. Ne demek o? Ben bilmiyorum. Şöyle bir mesela. Şey demek. Nasıl oluyor? Basıyoruz. Sadece 1 milisaniye içinde yani basar basmaz o içeriye ulaşıyoruz. Ha. Gibi. Hani en Anladım. Kaba anlamı bu bir yandan. Ve bir film indirmek istiyoruz bir yerden. Hı-hı. Diyelim şu andaki bağlantı hızlarımızla, standart hızlarla yaklaşık bir saat sürüyorsa onunla bir 3 dakika ya da 4 dakika sürecek mesela. Hı-hı. O yeni UHD, Ultra HD, High Definition meselesi. Mesela o tür filmleri bile çok daha büyük bir hızla indirmiş olacağız. Hızla izleyebileceğiz. Tabii tabii. Yani her şeyi aslında kolaylaştıracak. Bir de en güzel yanı şu. Ne? Kablo olmayacak ortada. Ha. Yani kablo karmaşası bitecek. Çünkü peki bir şey soracağım. Sence bu bizim gibi. Kulaklık kablo karmaşası ne zaman biter? O yani aslında yine modüller var. Var. Kulak içi modüller var da işte meseleyi biraz daha garanti alabilmek için o kablo işte birazcık daha sürecek. Ne olur ne olmaz evet, evet. Hesabı. Senin bu teknoloji yolculuğunda şimdiye kadar vay be ben bunu düşünmüştüm dediğin hani işin şakası bir tarafı ama çocukluğumda hatırlıyorum işte bu bilim kurgu filmlerini falan izlerken aslında işte bu görüntülü konuşmalar falan nasıl yani görüntülü konuşuyorlar diye ağzımız açık bakıyorduk. Yani şimdiki çocuklar böyle doğdular yani bu parmak hareketiyle gerçekten anne karnından çıkacaklar neredeyse. Seni en heyecanlandıran teknolojik gelişme neydi ya da ne? Ya da beklediğin ne mesela bundan sonra da hayal ettiğin bunu da sorayım. Yani aslında hayallerin sınırı yok da mesela profesyonel anlamda ben bir yaklaşık 15 yıl kadar önce bu Bluetooth ya da işte kablosuz bağlantıyla fotoğrafların çekilip aynı anda atılabileceği bir sistem olsa ne kadar da harika olabilir diye düşünüp hatta bazı dergileri de böyle yazılar yazmıştım mesela onlar da yayınlanmıştı o zaman. Ondan yaklaşık hani bu böyle bir vizyon öngörüsü değil ama olsa ne kadar iyi olurdu derken işte bu onun yaklaşık 4-5 yıl sonrasında modüller çıkarmaya başladılar. Evet. Ve şimdi zaten kompakt makinelerde ya da aynasız makinelerde, kameralarda o paylaşım meselesi evet. daha rahatlaştı. Evet, tık diye. Peki bundan sonraki hayalin böyle şu da olsa çok güzel olacak. Teknolojiye dair mi? Evet. Hologram meselesinde böyle daha atraksiyonel şeyler olsa işte ne bileyim. Hem iletişimde hem bir yandan belki habercilikte mesela. Rusya'da falan yapıyorlar galiba ben izliyorum. Öncü bazı şeyler, şeyler evet, var. Var ama çok yavaş ilerliyor şu anda mesele. Tabii her zaman için maliyet meselesi var. Hı-hı. Tabii o maliyeti aştıktan ve daha sonra da kullanılabilir hale getirdikten sonra tabii ki daha işler hale gelmiş olacak. Mesela işte dijital kameraların maliyetinin düşmesi veyahut da İşlemcilerin maliyetinin düşmesi sayesinde işte cep telefonları şu an 40-50 megapiksellik kameralara sahip. Hı hı. Aynı mantık aslında. Yani biz bir yandan da bir şey beklerken, bir teknolojinin gelişip de hayatımıza girmesini beklerken bir de eskimesi var. Hı. Yani
3D televizyonlar var, 3D destekli. Şu an yok. Mesela hani uçtu gitti. Doğru. Çünkü teknoloji bir anda eskimiş oluyor. Doğru. Ve gözlükleriyle beraber satıyorlardı. 4K, 5K televizyonlar şu anda var. Hı-hı. O 3D tamamen devre dışı kalmış gibi yani. Peki Bora için beklentin ne 2019'dan? 2019'dan daha güzel bir bol teknolojili programlar yapmak. Ayrı tabii ki yani bir yandan da habercilik anlamında Haber Global'le beraber de yine güzel işlere imza atarak devam etmek tabii ki. Çok teşekkürler. Bora ne güzel oldu. Evet, ilginç oldu. Ben. Son dakikada. Ya işte biz böyle bir ekibiz biz yani gerçekten. Çok seviyorum bütün ekip arkadaşlarımı, herkesi. Çok teşekkürler. Ben sevgili teşekkür Bora Balar bizimle beraberdi. Son dakikada oturdu ve keyifle beraber de sohbet ettik kendisiyle. Birazdan sevgili Dilara Koçak yayınımızda olacak. Yeni yıl sofrasında neler olmalı? Yemeklerin bizi değil, bizim yemekleri kontrol edeceğimiz bir hayatı nasıl kurmalı? Her gün tükettiğimiz besinleri yazarak zayıflamak mümkün mü? Sağlıklı mutfak, doğru kilo yöntemi, dengeli beslenme önerileri gibi yaşam kalitesini etkileyen konuları ve faydalı ipuçlarıyla diyetisyen Dilara Koçak, Özge Uzunlu hafta sonunda. Günaydın, iyi hafta sonu. Kanatlarını gelin, şu çizgiyle birleştiği yere basınç yapıyoruz böyle. 35 yıllık arkadaşız, ilk defa aynı sahnedeyiz. Piyango gibi bir şey. Evet. Belki de bu program da benim için yaptık. Senin için yaptık. Gerçek insanlardan bir şeyler duymak istiyorlar. Ben şarkı söylüyorum. Sevmek diye bir şey vardı. Oranı ağrıyor mu, buranı ağrıyor mu? Hayatım bitti. Karnımızı doyurdun. Allah senden razı olsun. Müthiş mutluyum. İçimde bir şakacı var. Gergin olduğumda daha komik olduğumu söylüyorlar. Bu toplumun dinamiği bizleriz. Kitabın bir parçası zannettim. Ay oğlumlar bak yeter artık. Yeter şan oldum ha. Yeter. Çocuk boncuk boncuk terledik. Kesme buradan bunu. Doğal ver buralara. Bu da böyle terbiyesiz konuk bu adam. Bak gidelim diye bağırdı kadına. Ay yeter çalma. Kapat telefonu çok... bak kayda giriyor. İnanmazsınız ışınlandım. Devam ediyoruz. Televizyonlarını yeni açanlara, bizimle yeni tanışanlara bir kez daha günaydın efendim. Haber Global'desiniz. Ben Özge Uzun. Her cumartesi pazar 9.15'te sevgili konuklarımızla birlikte size keyifli bir hafta sonu sabahı için çalışıyoruz ve buradayız. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen sevgili Dilara Koçak. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Ay ne güzel. Ya hafta sonunda senle başladım. Yılın son programlarından ya birini senle yapıyorum. Daha ne isterim Özgeciğim? Ne güzel, ne güzel. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya, sen de hoş geldin. Ben de hoş Ekranlar geldim. Ekranlar seni özlemişti. O güzelliğini. Ya çok teşekkür ederim. Evet. Hakikaten öyle. Ben de çok özlemişim ama. Yani çaktırmıyorum ama özlemişim yani. Bayağı özlemişim. Seninle olmak zaten ayrı bir keyif. Canım. Hatırlar mısın bilmiyorum. Yine en son seninle böyle yılbaşında, evet, yılbaşı programı yapmıştık. Yılbaşı öncesinde. Aynen öyle. Ne yeriz, ne içeriz diye ilk tanışmamız. Yani neredeyse bir 4,5-5 sene olacak. Oldum. O zamandan beri de yollarımız ayrı. Şimdi bugün elbette yemeği içmeyi konuşacağız ama bir taraftan da seni sosyal medyadan takip edenler seyahatlerini de biliyorlar. Evet. Yani o buzullar. Ben ağzım açık izledim onları. Bir taraftan da böyle bir durum da var. Televizyon programı yapıyorsun, seyahatler yapıyorsun. İnsanlara farklı farklı alanlarda da rehberlik etmeye çalışıyorsun. Ay ne güzel bunları duymak. Gerçekten öyle. Öyle görünüyor mu? Çok tamam, öyle hedefe görünüyor. Ulaşıyor demek ki. Ben dedim ki ya ne kadar yakışır Dilara'ya aslında böyle bir hani yeme içme okey. Ama farklı ülkelerdeki yeme içme programları mesela. Dedin. Bak
2019 duysun gelsin. Bak tohumu attık, bıraktık. Bekliyoruz bu saatten sonra. Çok seviyorsun gezmeyi. Özge, çok seviyorum. Gezmeyi seviyorum. Gezerken de gittiğim ülkenin her şeyini yaşamayı seviyorum. Biz o yüzden Bahar ile beraber gitmeden önce çok çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Tur almıyoruz. Oradan tanıdık birisini bulmaya çalışıyoruz. Ve gittiğimiz zaman orada yaşayanların evine girmeyi, özellikle benim deliliğim, mutfakta ne pişiriyorlar? Pişiriyorlar. Hangi mevsimde ne yiyorlar? İşte en son Grönland'a gittik ve İzlanda yaptık. Ya o kadar başka bir dünya ki, o kadar çok şey öğrendim ki. Dünyanın en iyi balıkçıları Eskimolar yüzme bilmiyorlar. Ya. Evet, çünkü 2 derece suda, yani yazın 2 derece oluyor. Biz ya. O suya atladık. Sadece 5 saniye durabildim. Yüzmeyi nasıl öğrensin? Ya. Şeylerin mevsimi var. Yani kadınların özel menstruasyon dönemlerinin. Kışın adet görmüyor kadınlar soğuktan. Dolayısıyla çocukların hepsi aşağı yukarı aynı mevsimde doğuyor. Buna göre beslenme şekilleri değişiyor. Balıkçılar en önemli meslek orada. Bütün köy balıkçıya çok iyi bakıyor. Çünkü yiyebilecek sebze yok, meyve yok. Hiçbir şey ama yok. Ne yapıyor? Yosundan da alıyor işte mineralini. Ya. Efendim pek çok yöntem geliştiriyor. Süt, yoğurt, peynir yok çünkü hayvancılık yok. Ama balığın kılçığından alıyor kalsiyumunu. Ya. Evet, ben o yüzden biraz kendimi beslemek olarak görüyorum bu seyahatleri. Yeni kültürleri öğrenmek. Benim her halimi seviyorlar sosyal medyada, sağ olsunlar. Annemin oraya gidince oturuyorum, şalvarı giyip ekmek de yapıyorum. Ya ona bayılıyorum. Anneme götüreyim seni. Ona götürsene, çok tamam. Mutlu olurum. Hani o koparıyorsunuz, ondan sonra taze taze dalından yiyoruz, bütün o sebzeleri, her şeyi beraber işte mantılarda açılıyor, yapıyor, gözlemelerde yapılıyor. Hani insan şöyle düşünüyor ya, az önce onu söyledim, aslında zayıflamanın da adabı ve şeyi değişti. Yani böyle bir hep bir furyalar geliyor, onlar gidiyor. Bir furyalar geliyor, onlar gidiyor. Moda diyetler, trendler. Evet. Şimdi aslında başka. Olay rejimden çok iyi beslenmeye, iyi yaşama döndü. Ben biliyorsun 2006 yılından beri iyi yaşam diyorum ve bunu anlatıyorum. Önünde 12.si var ya, iyi yaşam günlüğünün. 12.si. 12 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum ama sosyal, evet, geleneksel medyayı seviyoruz. Televizyonun yeri ayrı, o başka. Ama sosyal medyada her şey çok hızlı yayılıyor. Ben hep insanlara dedim ki, neyi daha iyi yapabilirsin? Buna hedefle kendini. Efendim, şekeri hayatından çıkartabiliyorsan çıkart. Ama günde bir tane Türk kahvesini tek şekerli içmek sana keyif veriyorsa bunu iç. Dünyanın sonu değil. Ama şu duyguya girme. Ay, kahveyi de şekerli içtim zaten. Battı balık yan gider. Ben şu pastayı da yiyeyim. Hayır, battı balık yan gitmez. Neyi daha iyi yapabilirsin? Öğlen mantı mı yedin? Ya akşam sebze ye, salata ye. Ya. Üstüne efendim varsa imkanın balık koy. Yoksa et koy. Onu da alamıyorsan mercimek koy. Bir de ekonomiyi yapmak da gerekiyor. Evet. Sen bir taraftan da yani o kadar danışanlarına bakıyorsun. Şimdi bunları iyi yaşam günlükleri onlar yapıyorsun. Seyahat ediyorsun. Evet. Bir taraftan da kendi YouTube kanalın var. Var. Oraya videolar çekiyorsun. Var. Yemekler yapıyorsun. Ya Özgeciğim, şimdi ben de biliyorsun dönem dönem televizyon programı yaptım. Bir de o da var. Ha, o da var. O da var. En son bir Haziran'da de. Bitirdik. Evet. Şimdi başka bir şeye hazırlanıyoruz. O döneme göre şu anda insanlar daha çok beni tanıyorlar. Yani çok enteresan. Çünkü herhalde daha ulaşılabilir oluyor. Az önce Bora'yla konuştuğumuz nokta. Yani kaçırdım ben, hazırlanıyordum. İnternet, çünkü Haber Global'de de Bir Tık Dünya diye bir program da hazırlayıp sunuyor sevgili Bora, teknolojiyle çok iç içe. İnsanlar artık daha çok internetten takip ediyorlar ve biliyorlar galiba. Onu demeyeceğim. Ulaşılabilir olmayı. Evet. Çünkü biz burada program yapıyoruz. Evet, belki şimdi bakabiliriz ne soru sormuşlar. Ama orada direkt soruyu soruyor. Hangi bilgiyi almak istediğini sana söylüyor ve buna cevap verirsen bundan kıymetli bir şey yok ki. Birbirimize dokunmayı, sarılmayı, oturup şöyle göz göze muhabbet etmeyi o kadar özlüyoruz ki. Bu da ona aracı oluyor birazcık. Biz de vesile oluyorsak, senin de biliyorum sosyal medyadan sevenlerini, yazdığın kitapların imza günlerinde oluşan kuyrukları. Yani çok şükür
Demek ki iyi bir şeyler yapıyoruz ki ulaşabiliyoruz ihtiyacı olanlara. Şimdi önce şu iyi yaşam günlüğünden başlayalım. Tamam, İyi yaşam günlüğünü hani belki yeni duyanlar varsa. Tabii. Şimdi bu iyi yaşam günlüğü bize ne kazandıracak? Hı hı. Niçin bizim iyi yaşam günlüğümüz olmalı? Evet. Şimdi herkes bir diyetisyene birebir ulaşamayabilir. Evet. Herkes ince olmak zorunda değil. Ay, ama lütfen bunu söyle lütfen. Herkes ince olmak zorunda değil. Herkes zayıf olmak zorunda değil. Zayıf olmak sağlığın göstergesi değil. Ve güzelliğin. Ve güzelliğin, evet. Bak şükürler olsun ne kadar güzel bir kadınım. Muhteşem. Ama ince değilim. Ama hayır. Gayet kıvrımlıyım. Kendinin iyisisin. Kendinin iyisisin. Evet. Biliyorum ben senin. Sen de herkes biliyor. Evet. Ne kadar güzel bir hikayen evet. var. Bununla gurur duyacaksın. Şükürler olsun. Neyi başardığına odaklanacaksın. Neyi başaramadığına değil. İyi yaşam günlüğünün bu seneki mottolarından biri de o. Başarıya odaklan. Ay 10 kilo verecektim veremedim. 8 verdin. 8'e odaklan. Evet. Yani şu ana kadar neleri başardık biz ya, bu hayatta? Tabii. Lütfen. Olumsuz düşünmeyin, başarıya ve iyiliğe odaklanın. Şimdi iyi yaşam günlüğü nedir? Yediklerinizi yazdığınız özel bir ajanda aslında. 13 bölümden oluşuyor. Hı-hı. Neden 13 bölüm? Çünkü 4 haftada bir size yeni bir konu öğretiyor. Ha. 52 hafta, 4 haftada bir, yılda 13 konu öğreniyorsun. O konuyu öğreniyorsun, okuyorsun. Okuduktan sonra yediklerini yazarak bunu pekiştiriyorsun. Eskiden okullarda alıştırma kitabı evet, vardı ya, evet. onun gibi bir şey. Kendi kendine öğreniyorsun. Hmm. Çünkü ilk sayfalarında ben anlatıyorum nasıl hesaplayacaksın. Besin değişimlerini, kalorileri, tarifleri hepsini anlatıyorum ve hafta hafta yönlendiriyorum. Hmm. Her güne özel motivasyon mesajları ve mottoları var. Ay harika. Çünkü geriye dönüp baktığında neyi daha iyi yapabilir kendin de çıkartıyorsun. Başardıklarını da görüyorsun ve yeni haftaya hedef koyuyorsun. Ya önümüzdeki hafta 3 kere işte bir ev davetin varsa, çay efendim gün filan varsa demek ki sen o hafta aynı kiloda kalmayı hedefleyeceksin. Mesela. Ya da işte bu yılbaşı haftası. Şimdi bu hafta her güne neredeyse bir yemek daveti vardı. Her güne bir yemek daveti vardı. Böyle şey dedim ki Özge asla pişmanlık yaşama. Bu hayattaki en büyük mottom bu olmalı. Asla ve asla pişman olmamalısın. Evet, ama bunu keyifle. Keyifle yap. Sonra demin Barış'la konuşuyorduk. Sonra da ama sporuna git evet. Yürüyüşünü yap. Evet. Bu böyle. Her şeyi dengelemek durumundayız bu hayatta. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Öyle. Mükemmele ulaşmak çünkü suçlu hissettiriyor ya insana. Evet. Suçluluk evet, kötü bir şey. Evet. O yediğinin suçluluğunu hissetme. Çünkü suçlu insana ceza verilir. Doğru. Kilo vermeye çalışan bir insanın en büyük cezası da kilo almaktır. Ve bunu insan kendi kendine yapar. Ya. O yüzden sakin. Ya. Tamam yaptım. Şimdi neyi daha iyi yapabilirim? Ama bunu uzatmayalım tabii. Evet. Böyle tabii, biriktirmeden. Tabii. Minik minik yapalım. Keyfini çıkararak. Şimdi yılbaşı haftası geçirdikten sonra böyle daha güzel bir program yapıp kendime de söylüyorum. Hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla durumu. Yapıp, işte evet. sporumuzu yapıp, bol bol yürüyüşlerimizi yapıp, sağlıklı yaşamımıza dengeye, devam edeceğiz. Dengeye gelelim. İyi yaşam günlüğüne yediklerini yazıyorsun, hemen toparlayayım ben onu. Tamam. Tüm kitap evlerinde var. Evet. Bir insanın bence kendisine ya da sevdiklerine, ay ne hediye alsam ona iyi bir şey yapayım diyorsa akıllarında bulunsun. Ne kadar güzel. Evet. Tam da şey yılbaşı öncesinde. Bir taraftan da aslında şöyle bir şey de var. Biz hani iyi olmaya çalışıyoruz. Kendimizi çok zorluyoruz. Az önce sen dedin ya, ya şimdi ben bunu yiyeceğim ama ah ah falan. Sen biliyorum ki işte kişisel gelişimle ilgili farklı spiritüel konulara evet. da ilgin var. Orada da mesela hep onu söylüyorlar. Bir şey yiyeceksen eğer hani diyorlar ya suya sevgi vermesi ki bilimsel olarak evet, da kanıtlanmış kanıtlandı. Bir şey bu. Yemek yerken sen eyvah şimdi ben bunu yiyeceğim ama deyip başladığında zaten bitti. Direkt gidiyor yani evet. şuradan. Direkt. Ama sen hani sevgiyle yiyeceğim, hak ettiğim için sevgiyle yiyeceğim evet. ve zaten benim vücudum bunu tölere edip telafi evet. edecek. Keyfini yaşayayım dediğinde vücut
vücudun verdiği tepki de çok başka oluyor. Tabii, çünkü bilinçli zihin ve bilinçaltı biliyorsun şey bir şey, hani tek başına kontrolümüzde olmasa da biz onu yönetebiliyoruz. Baktığın zaman şimdi evet suyla ilgili yapılmış çalışmalar da bunu söylüyor. Ama şöyle de yapmamak lazım. Şimdi bir şeyi yerken hakkını vermek lazım. Hmm. Evet, bir yiyeceksen güzel güzel çiğne, kokla, her lokmadan sonra çatalı bırak, bir tadına var, bulunduğun ortamın keyfini çıkar. Ya. Dostlarınla sohbet etmek için buluştuysan bir göz göze bir şey ya. Böyle yemeği yerken o zaman hiçbir keyfi olmuyor ki. Doğru. Bedenini dinle. Bir arkadaşımla sohbetimizde bana dedi ki, ay Dilara canım tahin istiyor, tahin pekmez ve rokalı salata için ölüyorum. Dedim git demirine baktır. Ve gerçekten demiri düşüktü. Vücut bunu söylüyor sana, anlamak istersen. O yüzden bedenimizi iyi dinlemek önemli. Şey de önemli galiba, en azından 6 ayda bir hiçbir şey olmasa da kan tahlili yaptırmak lazım. Bana bir şey olmaz demeyelim. Evet. Bakın son yıllarda D vitamini çok anlattık. Bir kere daha altını çizelim. Lütfen D vitamini kontrol edilsin. Pek çok insanda düşük. D vitamininin düşük olması depresyon, bağışıklık sistemi, cildimiz, saçımız pek çok noktada önemli. Demir Türk toplumunda zaten genellikle kadınlarımızda düşük. Omega 3, B12 bunlar hayati mineraller, vitaminler. Çinko yine aynı şekilde üreme sağlığı, saç sağlığı, cilt. Şimdi seni güzel hanımlar izliyorsa evet lütfen bunları da not alsınlar. Toparlayacak olursak 6 ayda bir ileri yaşta ama daha genç yaşlarda yılda bir kere lütfen sağlık muayenesi yapsınlar. Ya. Bunları alıp bir hekime danışın efendim. Evet sosyal medya, internet güzel bir şey ama bilgi kaynağı tamam ama otorite görüşü değildir. Herkesin kendine özel sonuç alması gerekir. Yıllık rutinlerimizi yaptırmakta fayda var. Bu önemli. Kolajenle ilgili ne düşünüyorsun son dönemde? Ha, evet. Yani hani şimdi bak şu daha anda dün aklıma geldi. Üç yeni makale okudum. Gerçekten çünkü bu dönem böyle bir kolajen furyası da var. Bir süredir işte hakikaten çok güvenilir markaların da çıkartıyorlar. Evet. Var işte Q-enzim, Q-tenler, kolajenler, farklı vitaminler, bize iyi gelecek şeyler. Hyaluronik asit, evet. Hani bu oldukça nemimiz fazla. Için. Hani dışarıdan da işte çeşitli iğnelerle bazen işte cilt bakımıyla da yapılıyor ama içeriden de almanın faydasından bahsediliyor ama şimdi bizde öyle oluyor ya, bir başlıyor sonra diye artıyor. Evet. Ne düşünüyorsun? Çok merak ettim. Kolajen çok önemli bir protein. %80 protein yapımızı oluşturuyor. Ve yaş ilerledikçe evet azalıyor. Bunun da etkilerini başta cildimiz olarak ama tüm dokularda görüyoruz. Yani kemik dokusunda da görüyoruz. O yüzden işte et sularına dönüş, ilik suyuna dönüş, kelle paçalar. Aha. Hep bunlar kolajenden geliyor. Ama bu hafta okuduğum bir makale var. Bu kraliçe arı var ya, evet. Daha uzun yaşıyor, genç, hep sağlıklı. Arı sütü biliyorsun bunun kaynağı. Hmm. Ve arı sütünün kolajenin salınımını desteklediği yönünde çok fazla çalışma var. Kolajeni dışarıdan almak yerine vücuttaki kolajen sentezini uyarmanın daha hızlı sonuç verdiğini gösteriyor çalışmalar. O yüzden yine hem içeriden hem dışarıdana geliyoruz. Tek başına dışarıdan yetmiyor. İçeriden de beslemek gerekiyor. İçeriden besleyenlerin başında yeni bilgi dediğim gibi arı sütü hem bağışıklığımız için de çok iyi. Propolis arı deyince söylemeden edemeyeceğim. Ben her gün alıyorum ve çok tavsiye ediyorum. Doğaya geri dönüşümüz var zaten. Evet. Evet. Şimdi bu hep gelen konuklarımızla da konuştuğumuz şey, sağlıkla ilgili de öyle. Yaşam tarzı, işte bu mindfulness'lar, hayatta kalmak, anda kalmak, uyanık kalmak. Evet. O anda yaşadıklarımızı sindirerek yaşamak. Senin ne güzel tecrübelerin var bununla ilgili. Şükürler olsun. Evet. Gerçekten her gün şükrediyorum onlara. Bunu daha doğrusu bunları yaşayıp
anlayabildiğim için şu anda şükrediyorum. Olsun. Çünkü yaşıyoruz, yaşıyoruz, geçiyoruz bazen. Yaşıyoruz, yaşıyoruz, geçiyoruz. Ve bazıları hiç uyanamıyor maalesef bu hayatta. Evet. Ben uyanık kalmaya çalışıyorum. Bundan dolayı şükrediyorum. Hep böyle bir geriye dönme durumu var. Beslenmeyle ilgili de öyle. Doğru. Sen işte anlatıyorsun işte bizim tencere yemekleri. Ay tencere diyetin lafı ağzımdan aldım. Değil mi? Evet. İki üç senedir tencere. En iyi diyet hangisi? Tencere yemeği. Annenin diyeti. Vallahi aynen. Annenin diyeti. Evet. Koy sebzeyi, koy mercimeği, varsa kıymanı, domatesini, soğanını, kışlık yaptığını pişir bir tencerede. Oh mis gibi ye. Ya. Ne kızartıyorsun, kavuruyorsun. Yani şimdi şeyde de, İyi Yaşam Günlüğü'nde de var, doğayı da besle diye. Hmm. Bu o kadar önemli ki. Ben şimdi ilan ettim geçen hafta. Yetişmedi sana önce gülümse çantalarımın. Gördüm evet, onları, sana göndereceğim. Çok güzel. Ben 94 yılında Hacettepe'den mezun oldum. 2019 benim 25. yılım. Ay maşallah. Ve bak bir kere daha ekranlardan söz veriyorum. Ben bundan sonra doğanın iyiliği için, gezegeni iyileştirmek için, sokak hayvanları için, çocuklar için, tüketim çılgınlığına karşı israf ve bunun sonundaki açlık için çalışacağım. Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor ve her 5 saniyede 300 ton gıda israf oluyor. 1.3 milyar obez ve fazla kilolu var. 870 milyon aç var. Ya. Aslında dünyanın kaynakları hepimize yetecek kadar var. Ama egolar, hırslar, savaşlar öyle yüksek ki. Yani orada aç çocuk varken benim rahat uyumamam gerekiyor artık. Doğru. Bireysel beslenme, çok şükür. Bugün yaptığım işlerle sizler söylüyorsunuz, gurur duyuyorum. Ama artık toplumsal beslenme, dünya için ne yapabilirim? Daha az plastik kullanmaya gayret edeceğim. Ki artık evet, torbalarla mecburen, ilgili çok mutluyum ben bu yasanın çıktığına. Evet. Hakikaten artık evimizde bezleri örelim, bir şey dikelim. Ben göndereceğim. Torbaları. Ondan sonra onlarla yapalım alışverişimizi. Akdeniz'e en çok plastiği Türkiye atıyor. Ya. Hayvanlar ölüyor. Karadeniz'de 159 balık türünün 59'unun nesli tükendi. 1 kilo tahıl ürünü için 1,5 ton su ama 1 kilo et için 15 ton su maliyeti var. Ya. Yeter. Ketojenik diyete de karşıyım. Ha, evet. Onu da biraz sonra konuşacağım. Sürekli et yemek, tek besin diyetine karşıyım. Ta millerce uzaktan gelen Hindistan cevizi yağına da karşıyım. Ha, tamam evet. Dur. Aa, bak. Ne oldu? Güzel. Sana bir şey çıktı. Evet, dur, bana sustum. Bana çok güzel. Ne çıktı? Süper sana? Sermaye çıktı bana. Süper malzeme çıktı programın akışı için. Evet. Evet. Kendi etrafımızdakine sahip çıkacağız. Kendi ekosistemimizi koruyacağız. Bunu yapmak zorundayız. Yoksa tarım alanları tükendi. Evet. Susuzluğa doğru gidiyoruz. Benden yani evet sen değişirsen dünya değişir. Ben ne yapabilirim ki deme. Öyle. Atma, israf etme. Bizim evde en basiti. Bak ben bunları anlatıyorum son bir yıldır. Baba bana dedi ki ya dedi sen bunları anlatıyorsun insanların umurunda mı dedi. Bak o zaman sana şöyle anlatayım dedim. Şimdi dedim kıymalı ıspanak yiyoruz ya biz şu anda dedim. Evet dedi. Ben yarın bu yemeği senin önüne koyarsam dünkü yemek diye burun kıvırıyorsun ya dedim. Ben o yemeği alıyorum, donduruyorum. Bir hafta sonra senin önüne çıkarıyorum ve sen vay gibi yiyorsun. Eğer ben bunu yapmazsam mutfak masraflarımız iki katına çıkar çünkü dedim. Ha dedi bak böyle anlatınca oluyor dedi. Yok doğayı koruyayım, israf etmeyeyim o zaman çok anlamayayım. Bak, herkesin bak. Anladığı bir dil var işte. Var evet. Ve o dilleri bulmak lazım. Şimdi bu ketojenik diyeti bir konuşmak istiyorum. Hindistan cevizi yağını konuşacağız. Yılbaşı geliyor elbette. Şimdi ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Bunların hepsini konuşacağız. İdeal kiloyu elbette konuşalım. Nedir? Benim her programda altın çize çize söylediğim şu sıfır beden faşizmi. Çünkü yeni evet. Genç kızlarımızın, evet. Genç delikanlılarımızın hakikaten ben bunun da başka bir ağ olduğunu düşünüyorum ve o ağın pençesindeler yani. Doğru söylüyorsun. Kızlarımız ve erkek çocuklarımız. Bunu konuşacağız. Çok kısa bir ara. Aradan sonra sevgili Dilara Koçak'la sohbetimiz devam edecek.
Devam ediyoruz efendim Haber Global'de sevgili Dilara Koçaklı olan söyleşimize. Şimdi soracağım, bilinçli beslenmeyi konuşacağız birazcık. Bununla beraber ideal kiloyu konuşacağız. Elbette farklı örneklerle beraber moda sektörünün yaptığı şeyler bunlar. En iyi diyet hangisi? Onun da cevabını vereyim mi? Hadi söyle. Tamam. Sen sorduğun zaman ben sorduğumda tamam. Bunu konuşacağız ama az önce ya öyle bir yerde bitirdik ki hakikaten şu anda benim böyle bütün radarlar açık. Bir, ketojenik diyetten bir bahsedelim. Şimdi nedir bu ve sen neden karşısın buna? Şimdi ketojenik diyetin ortaya çıkışı aslında epilepsi hastalarını tedavi etmek yöntemiyle yıllar önce 1950'li yıllarda Banting denen bir doktor, bir bilim adamı tarafından bulunuyor ve tedavi amaçlı kullanılıyor. Buraya kadar bu arada tamamız. Antiparantez. Evet, yani epileptik nöbetlere, bazı hastalıklara tedavi amaçlı kullanılıyor. Ama bu kullanımda mutlaka bir tedaviden bahsettiğim için hastaların mutlaka kan tahlillerine sürekli bakılıyor, ona göre takviyeleri veriliyor. Bu bir tedavi biçimi olarak ayrı bir yere koyuyorum. Peki. Ama yaşam biçimi değildir. Ketojenik diyet bir yaşam biçimi olamaz. Ketojenik diyette günlük 50 gram karbonhidrattan fazla tüketemezsin. Yani domates bile yiyemezsin. Meyve zaten hiç yemiyorsun. Sebzen sınırlı. Yiyebildiğin tek şey hayvansal ürünler. Protein ağırlıklı besleniyorsun. Dukan gibi, Atkins gibi işte soyadını veren bir sürü insan var. Protein ve et tüketimini destekleyen. Hiçbir besin tek başına mucize değil. Hiçbir besini de tek başına suçlayamayız. Hepsinden uygun miktarda tüketmeliyiz. Ama et konusundaki bu aşırı tüketimi destekleyen söylemler beni korkutuyor. Şimdi bir programın sana uygun olup olmadığını anlayabilmen için kendine sorman gereken 5 soru var. 1. Bu program benim için mi hazırlandı? Yoksa ben bunu internetten mi buldum? Komşumdan mı aldım? Ofis arkadaşım mı yapıyordu? 1. Benim için mi hazırlandı? 2. Bana ne vaat ediyor? Haftada 3 kilo mu vaat ediyor? 1 ayda 5 kilo mu vaat ediyor? Yani bir mucizeler, bir sihirler varsa ondan uzak. Uzak. 3. Her zaman alışveriş yaptığım markette var mı? Çok önemli. Ben Akdeniz çocuğuyum. Ben avokado yiyordum. Ama Güneydoğu Anadolu'daki bir çocuk avokadoyla büyümedi herhalde. Ya da işte az önce bahsettik. Kinoa, Güney Amerika'nın temel gıdası. Peru'nun milli yiyeceği. Ama bizimki bulgur. Bulgur. Bizimki kara buğday. 3 nesil önce atalarımız bunu yemiyordu. O zaman bir düşün. Her zaman alışveriş yaptığın markette var mı? 4. soru. Bütçeme uygun mu? Önemlisi. En önemlisi. Asgari ücretin biraz üstüyle 4 kişi geçinen aileler var. O aileler varken benim de çıkıp haftada işte 500 gram et tüketim, 500 gram bana gerçekten çok vicdan azabı veriyor. Hadsizlik olarak görüyorum ben bunu. Bir gerçeklerimizin farkına varıp konuşalım. Ben şunu diyebilirim. Ablacığım işte semt pazarına git, sebzeni al, o 1 kilo ıspanağı aldığında köklerini mercimekle pişir, saplarını yumurtayla pişir. Eğer artarsa onu da sebze çorbana kat. Ya bunu demeliyiz. Ben de zamanında yapmış olabilirim hatalı söylemler. Yani gerekiyorsa bunun da şeyine söylerim. Ama artık gerçekten beni rahatsız ediyor. Değil. Ve beşincisi, ömür boyu uygulayabileceğim bir program mı? Bu beşe bakmamız lazım. Ataların 3 nesil önce ne yiyordu? Süt, yoğurda, peynire karşı inanılmaz böyle tepkili paylaşımlar görüyorum. Bir dakika. Şimdi bunlar nereden çıkıyor? Amerika'dan çıkıyor, Uzak Doğu'dan çıkıyor. İntoleransım var. İntoleransım var. Çok havalısın. İntoleransım var benim süte karşı. Çok havalısın. Evet. Laktoz seni rahatsız ediyor olabilir. Süt sana şişkinlik yapıyor olabilir. O zaman peynir yersin. Hayatından süt ürünlerini çıkartmana gerek yok. Yok. Çünkü 3 nesil önce atalarımız yiyordu. Ha, evinde yapabiliyorsan yap. Yapamıyorsan kendi şartlarına göre bir çözüm bulmaya çalış. Yumurta, evet yiyebilirsin ama bir günde 6 tane yumurta da yeme. Günde bir tane ye, 2 tane ye. Hepsi dengeye geliyor ve et tüketiminin aşırı derecede olması
Doğaya da çok büyük zarar veriyor. Karaciğer, böbrek, işte ürik asit, ya. Böbreklerdeki yükün artması, kemiklerden kalsiyum kaybı. Gut ya. Gut işte evet, ürik asitin yüksekliği. Ya. Gut halk arasında zengin hastalığı denir. Çünkü aşırı et yemekten evet. olur. Ve de çok ağrılı bir hastalıktır. Çok. Demek istediğim yani yüksek proteinli sadece etin olduğu diyetleri lütfen yapmak için hiç kimse kendisini zorlamasın. Bu bir yaşam biçimi olamaz. Bu Hı-hı. bir beslenme biçimi olamaz. Günlük ihtiyacımız evet protein 56-60 gram. Bunu sağlamak bitkisel protein artı yumurtayla, süt, yoğurt, peynir daha ulaşılabilir gıdalarla da mümkün. Bir yandan da üzülüyor çünkü insanlar ben eksik mi alıyorum çocuğumu evet. besleyemiyor muyum evet. diye. Kuru fasulyemiz var, nohutumuz var, mercimeğimiz var. Yumurtamız çok iyi protein kaynağı, bulgurumuz var. O yüzden biraz kendi gıdalarımıza sahip çıkalım. Hı hı. Protein tüketimi günlük ihtiyacımız 60-70 gramken şu anda 180-200 gramlara çıkmış durumda. Hep böyle bir aşırı uç var. Yıllar önce yağ yasaklandı. Şimdi yağ yiyin diyoruz. Ha. Yumurta yiyin. O yüzden yumurtaların hepsini aynı sepete koymayalım. Doğru. Her sabah ben yumurta yemiyorum. Bazen peynir yiyorum, bazen yulaf yiyorum, bazen meyveyle yoğurt yiyorum. Çünkü riski dağıtıyorum. Doğru. Bilmiyorum yarın okuyacağım araştırma özetinde ne çıkacağını. Ben dengeye getiriyorum. Hı-hı. Her şeyi eşit miktarda tüketmeye çalışıyorum. Tabii hareket de ediyorum. Tabii. Sadece yediklerimizi azaltmakla olmuyor. Atalarımıza baktığımızda bizden çok çok daha az kalorili beslenmiyorlarmış. Doğru. Bizden çok çok, çok daha fazla kalorili hareket ediyorlarmış. Bu önemli. Peki Hindistan cevizi ya? Ha. Mesela ben sabahları kahveme koyuyorum Hindistan İmkanın cevizi. İmkanın varsa koy. Evet. Çünkü orta zincirli yağ asidi, Hı-hı. Alzheimer'a karşı koruyucu olduğu yönünde Hatta çalışmalar okudum, var. Metabolizmayı da düzenliyor, hızlandırıyor. Yağ sindirimi daha kolay onun. Evet. Depolama şeyi daha düşük. O yüzden Hindistan cevizi yağına ulaşabiliyorsan kullan. Hı-hı. Kozmetikte de çok kullanılan Hı-hı. bir şey. Ama bizim ülkemizde yetişmeyen bir şey. O yüzden belki biz kendi yağımızı, tereyağımızın o işte yayığını, ayranını filan ayrıştırarak ey gıda firmaları. Lütfen bize Hindistan cevizi yerine tereyağlı filan bir şeyler bulmaya çalışın. Saçımıza ne sürelim yani Hindistan cevizi yağı yerine? Badem, ceviz, evet, fındık bunlar evet. bizim topraklarımızda yetişiyor. Doğru. Niye fındıklı kremimiz yok? Niye cevizli efendim şeyimiz yok, kahveye koyabileceğimiz bir aromatik bir şeyimiz yok. Olacak, zamanla olacak. Bu önemli. Evet. Peki şimdi bunları da öğrendik. O zaman bu soru doğru diyet, doğru beslenme. Tamam. Diyeti sen de sevmiyorsun diyet evet. kullanmayı galiba ama ifade ideal ederken öyle evet, oluyor. İdeal beslenme. Şimdi 350 tane çalışmanın meta analizi var. Ortak sonuç en iyi diyet hangisi diye bütün diyetleri araştırıyorlar ve efendim en iyi diyet çıkıyor. Kişinin kendisini mutlu hissettiği ve sürdürülebilir olan diyet. Evet. Benim gibi bir Akdeniz çocuğuyla bir Karadeniz çocuğunun, Ege kızının beslenmesinde mutlu başka. Olacağı şeyler başka. Hı-hı. Sürdürülebilirlik yine karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilir olanı seçeceğiz. Küçük sapmalar olabilir ama seni mutlu edeni bulman lazım. Nasıl besleneceğini kendin bulman gerekiyor. Evet, o yüzden de yazarak bulabilirsin. Evet. Yine bak iyi yaşam günü. Yine iyi yaşam günlüğüne geri döndü. Evet. Şimdi kadınlara birazcık son dönemde diyet psikolojisi, hı hı. erkeklere de stres yemekleri gibi bir durum mu sunuluyor acaba? Kadınlarda hep böyle bir diyet psikolojisi var. Erkeklerde de strese giriyorlar, yemek yiyorlar, hı. toparlanıyorlar. Böyle bir durum var hani... Böyle mazeretler, pazarlama. Evet, biraz pazarlama evet. yöntemleriyle. Mesela bir uzman olarak da nasıl görüyorsun son dönemde bu pazarlama yöntemlerini? Hmm. İşte az önce dedim ya, işte bu sıfır beden. Çok ince olmalıyım. Hmm. İşte çok. Çünkü eğer ben zayıf olursam, hmm. ince olursam güzel kabul ediliyorum. Evet. İnce olursam başarılı kabul ediliyorum. Ya da yaptığım iş... Daha başarılıymış gibi algılanıyor. Görünüyor. Eğer ben ince, fit bir kadınsam ya da işte bir erkeksem hani iyi görünen, göbeği olmayan falan bir erkeksem. Bununla birlikte sanki
önümün daha açık olacağı varsayılıyor. Bununla beraber her zaman çok daha iyi giyindiğim düşünülüyor. Hani abuk subuk da giyinsem tırnak içinde. O bir tarz gibi görünüyor. Tarz değil gibi mi? Görünüyor. Aynen öyle. Yani şimdi böyle bir algı var. Maalesef evet. Bu böyle. 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 Ve acaba bu moda sektörünün bir şeyi mi? Daha az kumaş kullanmak için. Ben... Ya gerçekten onu daha düşünüyorum. Daha az kumaş kullanmış. Evet evet daha az kumaşı daha çok parayla satılıyor. Çünkü 36 beden kıyafette 44 beden kıyafette aynı paraya satılıyor. Oysa orada daha çok kumaş kullanıyor. Bunu da ne güzel. Ama şöyle bir şey var. 40 beden alıyorsun evet. Bakıyorsun 40 beden değil. Ha küçülmüş. O küçük yani o 40 Sizler beden değil. Sizler de değişiyor. O küçük. Ay Özge'cim, söylediklerine katılıyorum. Erkek ve kadın metabolizması farklı çalışıyor, duyguları da farklı çalışıyor. Ya. Bu konuda evet bazı pazarlama taktikleri modada da vardır, gıda sektöründe de var. Ben yine sana araştırma sonuçlarını söyleyelim, kararı sizler verin. Şimdi kadınlar strese girdiğinde... Tatlı şeyler, şekerli şeyler atıştırıyorlar. Erkekler daha tuzlu, daha gazlı, evet. Alkollü şeyler atıştırıyorlar. Bunun sonucunu okuyan gıda firmaları da bence buna göre çalışıyorlar ve bunu yapıyorlar. Biz bu oyuna gelmeyelim. Bu oyuna gelmeyelim. Eğer yanında arada küçük sapmalar olabilir diye. Eğer atıştırmalık istiyorsa canınız bir düşün bakalım gerçekten aç mısın? Aç mısın? En son ne zaman yemek yedin? Doğru. 3-4 saati doldurmuş olman gerekiyor ki tekrar acıkabilesin. Yok doğru. Gereksiz saatlerde sürekli açsan bir duygularına bak bakalım. Duyguların aç olduğu için ya. Mi yiyorsun? Yerine koyamadığın bazı şeylerde yemeğe koltuk değneği gibi kullanıp duygularını yemekle mi doyuruyorsun? Çünkü kadınların duyguları çok şeyi yönetiyor. Çok. Bir duygusal açlar var, bir de duygusal toklar var. Allah'a şükür ben duygusal tokum. Canım bir şeye sıkıldı mı iştahım gider. Ne güzel, en ya, sevdiğim insan tipi. İşte şanslıyım bu anlamda. Bir de canı sıkıldı mı dünyaları yiyenler var. Evet. Bunlar daha fazla. Evet. Ben anladım. Evet, evet biliyorum. Sen olsun. O yüzden beni hep mutlu tutun. Tavsiyem evet. Bu ekip arkadaşlarıma da. Ne yapman gerekiyor böyle bir durumda Özge? Ne yapmam gerekiyor? Biraz nefes terapisi yaparsın ki sen bunları bilirsin. Kendinin evet. Farkına varırsın. Suyunu içersin. Ilık bir bitki çayı içersin. Gerçekten aç mıyım diye kendini sorgularsın. Çünkü birisine kızdığın için yemek yiyip sonra suçluluk hissediyorsan onun seni cezalandırmasına izin vermiş aynen oluyorsun. Aynen çok doğru. Evet. Bir şey soracağım. Geçen gün bir arkadaşım söyledi. Dedi ki işte 5 yıl önce işte bir diyetisyene gittiğinde ölçümler falan yapıyorsunuz ya siz de orada. Mesela onun 5 yıl önce ideal kilosu 62 olarak çıkmış. İşte ona göre bir diyet programı yapmışlar falan. Şimdi tekrar diyetisyene gidiyor. Tabii 5 yıl sonrası. Geçiyor. Şu anda ideal kilosu 67 evet. Çıkmış mesela. Anladım. Yani yaşa göre aslında bizim ideal kilomuz değişiyor mu? Yani mesela ben de onu düşünüyorum. Bundan 10 yıl önce olduğum kiloya düştüğümde ben... Düşemezsin. Düşemiyorum, başım dönüyor. Evet, düşemezsin. Şimdi ideal kilo böyle elimize hesap makinesini alıp bıdıdı bıdıdı herkes için hesapladığımız kilo. Bu değil. Şimdi insanların kafasında şöyle anlatayım bak. Kadınların bir rüya kilosu var. Bir ideal kilosu var. Bir de gerçekçi kilosu var. Lütfen hedefimiz gerçekçi kilo olsun. O rüya kilo hep işte ay ben evlendiğimde belim şu kadardı. Evet. Herkesin beli şu kadar ya evlendiğinde. Benim hiç öyle olmadı. Hiç bu kadar belim olmadı. Hiç yani. Hiç. Gerçekçiyiz şahane. Ben çok gerçekçiyim. Tamam. Hiç o kadar belim olmadı benim yani. Hiç. Ama hep anneler hiç böyle anlatmaz mı? Ben gelinlik giydiğimde belim. Anneler hep böyle anlatıyor. Hiç. Ben bayağı şey böyle saklıyordum yani her şeyi gelinliklerimde. Şimdi, yalnız dikkatini çekelim. Gelinliklerimde. Ha, tabii birden tamam. Çok birden için. Çok sevdim. Ben de birden çok giydim. Kısmet hayat devam ediyor. Tam var ya hafta sonu şurada şey muhabbeti yaptırdın i̇şte, bana. Ama bizim program böyle işte. O yüzden geldim ben sana. Sabah gıybetimizi de yaptık. Tabii. Evet efendim başımızdan geçen nikah ve boşanmaları atladıktan sonra.
Bir rüya kilo var. Ama rüya kilo var, kafam karıştı. İdeal kilo var. Gerçekçi. Bir de gerçekçi kilo var. Gerçekçi kiloyu belirlerken yine bir dönüp bakalım. Son 5 yılda en düşük hangi kiloyu gördün? Hmm. Vücutta bir 5 yıl hafızası var. Var. Buna bakmak lazım. Senin arkadaşın için olan örnekte de, şimdi birazdan Barış zaten anlatır kas yapısı ne kadar önemli metabolizma için. Ama ben şöyle madem sordun. Vücudumuz ne kadar kaslıysa, yani kas kütlemiz ne kadar iyiyse metabolik hızımız o kadar yüksek. Eğer senin arkadaşın o 5 yılda egzersiz yapmadıysa, kas kaybettiyse kas kaybına bağlı olarak kilo değişmeden yağı artmış olabilir ve bu da metabolizmasının yavaşlaması anlamına gelir. Biz onu tekrar 62 kiloya indirebilmemiz için kasını öncelikle kuvvetlendirmek gerekir. Eğer diyorsa ki benim kilo takıntım yok, ben kas kuvvetimi arttırayım, ben aynadaki duruşum, kıyafetim benim için yeterli. İşte o zaman onu istediği kiloya indirebiliyoruz egzersiz şeyimizle, uzmanımızla beraber. Anladım. Çünkü diğer türlü zayıflıyorsun ama nereden kilo veriyorsun? Kastan mı, yağdan mı, sudan mı? Bir insana bakınca aa ne güzel 50 kilo demezsin. Ay ne kadar hoş kadın dersin. Evet. Belki de 55 kilo ama 36 beden giyiyor. Niye? Çünkü kas kütlesi çok iyi. Yıllar geçtikçe yaşlanıyoruz, sarkıyoruz, kırışıyoruz. Kas kaybına bağlı. Ama erkekler bize göre daha az kırışıyorlar, daha çok az sarkıyorlar, selülit olmuyorlar. Evet, metabolizmaları daha hızlı çalışıyor. Çünkü kas yapıları daha iyi. Doğru, evet. Doğru. Dilara, 2019'dan beklentilerin neler? Yani hayallerin neler? Hangi tohumları ekiyorsun 2019 için? Ya dediğim gibi toplumsal fayda için çalışmak istiyorum. Sıfır atık çok konuşuldu. İnşallah uluslararası bir örgütle sıfır açlığa yönelik bir proje hayalim var. İnşallah gerçekleşir ve gelir yine burada anlatırım. Ya, aç çocuklarla ilgili çalışmak istiyorum. Ve mutluluk istiyorum, huzur istiyorum, hepimiz için istiyorum. Çünkü bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Ben hep önce gülümse, önce gülümse diyorum. Sosyal medya hesaplarımda da sağ olsunlar gülüşü güzel kadın diyorlar. Öyle. Tamam. Gülümsemek güzel ama bir de düşünelim. Gülümseyelim ama bir düşünelim. O çocukları, havayı, toprağı, dünyayı gülümsetmek için ne yapıyoruz acaba diye. Bu önemli. Evet. Şimdi çok güzel bunlar. Yine sen hani topluma faydalı ol ama gerçekten Dilara için ne istiyorsun? Ay. Bak. Vay 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 vay. Bilmem gelinlik acaba. Gelinlik giyebilir mi ya? Bak işte bu, işte bu, işte bu. Ya nasıl bilmiyorum. Ağzından laf almaktır bu? Özge Uzun. İşte, işte. Arkadaşım. Bu da yani. Evet, farkımız olsun yeteneğim galiba. Aa inşallah şu kadarcık beline. Şu kadarcık. Şu kadarcık belime. Bir taraftan aslında hani senin mesleğinde olan insanlar hep şeyi konuşuyoruz ya. Ay bu arada hadi inşallah bu sene güzel bir düğün görelim. O da ayrı. Ben o tarafa koydum. Hazırlan kıyafet bakmaya başla. İşte arkadaşlarım işte, diyetisyen, ilişki terapisti mesela. Kendi hayatında bunu önce her türlü uygulamak gerçekten çok önemli. Ya da işte... İşte mindfulness yapıyor, yaşam koçu, kuantumla ilgileniyor. Eğer kendi hayatında bunu başaramıyorsan olmuyor. Tabii bu biraz herhalde örnek. Danışanın ya da işte doktorsa, hekimse, hasta, doktor arasında da oldukça farklı bir güvensizliğe de neden oluyor galiba. Oluyor. Seni gören, izleyen böyle şey yapar. Ya bu kadın var ya... Yani beni böyle parmağında oynatır ve bitirir yani hani ne istiyorsan bunların hepsini böyle seve seve yok yemem yok etmem yok nasıl yapacağım demeden ben kendimi bu kadına teslim edeyim noktası oluyor. Oluyor yani mu? Seni seviyorum canımsın, ben o başka ama bir taraftan da hani profesyonel olarak da profesyonel bir zayıflama uzmanıyım ben de. Kilo al ver ekonomiye can ver durumundayım ben sürekli olarak. Ondan dolayı sürekli Özge'ye bir can veriyorum bırakıyorum. Can veriyorum bırakıyorum.
Anladım. O yüzden bunu görebiliyorum anladım. Yani. Anladım. Çok sağ ol. Bu ben işte görüyorsunuz yani doğal olduğum gibi bir kadınım. Bunu da yansıtıyorum. Hı hı. Ben evet iyi beslenmeye çalışıyorum ama diyetisyenim ama insanım diye bir hashtag'im var. Orada bazen evet içli köfte yediğimi de koyuyorum ama sonra görüyorlar ki gözlemeler yapıyorum, tatlı yapıyorum. Sonra YouTube mutfağıma girip içinde unsuz, yağsız, şekersiz tarif de yapıyorum. Hı hı. Ama bunlarla yaşamıyorum. İşte ne yapıyorum? Spor yapıyorum. Seyahate gittiğimde oranın dokusunu yaşıyorum. Kışınsa bir Çukurova kızı olarak 35'ten sonra kayak yapmayı öğrenmiş olmama rağmen düşe kalka kayak yapmaya çalışıyorum. Yazın yüzüyorum. Hafta sonları Markus köpeğimle yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Çok tatlı ya. Evet, yaşadıklarım herhalde örnek olduğu için evet bu kadın yapıyor. Ruda zaten gözler önünde görünce motivasyon kaynağı alıyorum herhalde. Ay, ne mutlu bana. Ne güzel. Ay, sağ, ne güzel. Sen motive ettin beni. Ne kadar vallahi güzel. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Harika bir yıl diliyorum. Evet. Çok teşekkürler. Sana da. Yeni yılda dilediğin, tohumunu ektiğin her şeyin ürününü almanı niyet ediyorum senin İnşallah. İçin. Çok Gerçekten teşekkür ediyorum. Öyle. Özgeciğim çok sağ ol. Herkese iyi seneler. Çok teşekkürler. Sevgili Dilara Koçak bizimle beraberdi. Çok kısacık bir ara, aradan sonra Ömür Özdemir, Barış Özdemir kardeşler buradalar. Hikayeleri Özge Uzun'la hafta sonunda. Günaydın, iyi hafta sonları. Kanatlarını gelin, şu çizgiyle birleştiği yere basınç yapıyoruz böyle. 35 yıllık arkadaşız, ilk defa aynı sahnedeyiz. Piyango gibi bir şey. Belki de bu program da benim için yaptık. Senin için yaptık. Gerçek insanlardan bir şeyler duymak istiyorlar. Ben şarkı söylüyorum. Sevmek diye bir şey vardı. Oranı ağrıyor mu, buranı ağrıyor mu? Hayatım bitti. Mevzu bu kadar. Karnımızı doyurdun. Allah senden razı olsun. Müthiş mutluyum. İçimde bir şakacı var. Gergin olduğumda daha komik olduğumu söylüyorlar. Bu toplumun dinamiği bizleriz. Kitabın bir parçası zannettim. Ay oğlumlar bak yeter artık. Yeter. Perişan oldum ha. Yeter. Çocuk boğucuk boğucuk terledik. Kesme buradan bunu doğal ver buralara. Doğal ver. Bu daha böyle terbiyesiz konuk bu adam. Bak gidelim diye bağırdık adına. Ay yeter çalma. Kapat telefonu bak kayda giriyor. İnanmazsınız ışınlandım. Devam ediyoruz efendim Haber Global'de. İki yakışıklı beyefendiyi ağırlıyorum. Sevgili Ömür Özdemir Merhaba. Ve sevgili Barış Özdemir kardeşler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce arkadaşlarımız da öyle yanlış anlamışlar VTR'lerde de. Sanki Barış senin abinmiş gibi bir algı olmuş. Ben de diyecektim ki ya ne kadar genç görünüyor ya, Ömür daha. Ama tam tersi yani Ömür'ün kardeşi Barış. Ama bir abi var değil var. Mi? Benden de 3 yaş büyük bir abim var. Şimdi siz 3 erkek misiniz? 3 erkek kardeşiz. Ben ortancayım. Yani şey... ötelenen... Yazık. İkilen kakılan benim. Yazık. Ah. Bir abim var. İşte benden 3 yaş büyük. Bir de Barış benden 7 yaş küçük. En şey ne derler bizde tekne kazıntısı son kere aslında değerlimiz diyebiliriz yani. Bir daha en şımartılan sen mi oldun Barış? Yok ya aslında olmadık gibi. Yani bence olmadım. Yani çok şımarık biri olmadık biz. Hiç üçümüz de olmadık. Üçümüz de olmadı. Olmadı gerçekten. Olmadı. Şimdi ikiniz bir arada hakikaten... Şimdi sen sürekli Barış'a da ithaf ederek bir şeyler yazıyorsun sosyal medyadan. Dedik ki biz hep böyle konuklarımızı alıyoruz. Bazen işte eşleri alıyoruz. Ama böyle kardeş kardeşe
ilk defa bizim programımızda da oldu. Keyifli bir sohbet gerçekleştirelim. İnşallah. Çok güzel oldu. Bizim için de ilk oldu. Gerçekten. Evet, evet. Ne kadar güzel, harika. Ben de çok güzel bir anı olacağını düşündüm bizim için. Evet, harika. Zaten seni de çok sevdiğim için. Çok teşekkür ederim. Her zaman yani. Şimdi Özdemir kardeşler öğretmen bir anne babanın oğulları. Evet. Üç erkek çocuk. Evet. Ay vallahi anneniz nasıl başa çıktı sizinle acaba? Yani bir de öğretmen benim annem. Ya. Babam da öğretmen. Hani sürekli bir okul ve bizim aramızda. Tabii bir annem gibi binlerce öğretmen var böyle. Hem çocuklarını hem okulunu idare etmeye çalışan. Biz de işte şansa biraz da tabii köyde falan büyüdük. Mesela Şile'nin Korucuköy diye bir köyünde ben doğdum. Bayağı böyle ebe marifetiyle sağlık ocağında. Ondan sonra sonra Barış İstanbul'da doğdu bir tek. Bizim ya hep böyle köylerde geçti aslında hayatımız. Benim 9 yaşına, 10 yaşına kadar Şile'nin bir köyündeydim ama bayağı hani İstanbul'un köyü diye böyle şey gözüyle bakılmasın. Bayağı Doğu Anadolu'nun bir köyü gibiydi. Öyle yani hani okul lojmanında yaşıyorduk. Annem okula gidip geliyordu, bizi yediriyordu, içiriyordu, tekrar okula gidiyordu. İşte yani orada 30-40 tane öğrenci onu bekliyordu. 3 çocuk. 3 çocuk. Yan binada 30-40 tane öğrenci babamla anlatırlar işte. İlk sırada 1. sınıflar, 2. sırada 3. sınıflar aynı sınıf okuldalar. Bir de biz varız. Hı hı. Yani. Evet yani işte ama şey tabii yani dediğim gibi birçok öğretmen aslında aynı zorluğu yaşıyor yani çocuklar ve öğrenciler arasında. İşte babam da öğretmen olunca biz zaten bütün hayatımızda yani lojmanın da yanında oturduğumuz için sürekli boş zamanlarımızda okula gidiyorduk yani. Hani annemizi babamızı görmeye. Annemizi babamızı görmeye gidiyorduk. Hayatım okullarda geçti. Aynen, aynen. Tabii, tabii. Sonra aynen. İşte ben zaten mesela ilkokul 1'i okumadım. Yani okuma yazmayı erken söktüm. Sonra bana böyle bir komşu köyün öğretmeninin noterliğinde bir sınav yapıldı. Aa, evet, sen yani, direkt 2'den başladın. Direkt 2'den başladım. Ondan bir dakika sonra sınıfta kaldım. Bıraktı seni annem. Tabii canım. Evet sonra bıraktı. Bir şey söyleyeceğim. Annen öğretmenin miydi aynı zamanda? Tabii. Ya orada okulda. Mecbursun ya da mecburen. Köyde yaşıyorsun yani. Tabii. Seni sınıfta mı bıraktı annem? Öyle bir şey hatırlıyorum öyle ya. Bir şey, ya ama öyle bir durum vardı yani şeyde. Yaşından da erken başladı. Erken başlamak gibi bir durum vardı. Annem. Evet. Neyse işte ondan sonra işte köyde yaşadık. Sonra saat 9-10 yaşlarında işte İstanbul'a geldik yani. Aa harika. Bir şey soracağım. O dönemde şimdi abininle senin aranda 3 yaş mı var? 3 yaş var. Sizin 7 yaş var. Doğduğunda hani tam 7 yaşında böyle hani zıpır erkek çocuğu, yeni bir bebek daha gelmiş. Tabii. Sonra o yavaş yavaş büyümeye başladı. Nasıldı sizin bayağı işkence ediyor muydu sana? Ediyor muydu? Yok ya. Yok canım bizi ya. Çok iyi anlaşıyor. Öyle bir düşündük sanki. Ediyordu ama söylesem söylemesem de burada falan. Hani bir rezil olması sabah sabah. Biz birbirimize çok yakın 3 kardeşiz. Yani öyle şeyler hatırlamıyorum çok. Olmadı. Hı-hı. Ya yok ben ezmedim ya onları çok yani abimi de kardeşim zaten ben abim şöyle oluyordu yani abimin eskilerini giyiyordum sonra hoşuma gitti yani birisi daha doğdu benim eskilerimi giyecek falan hani öyle akıyordu. Ya ne bileyim hani aramızda hiç öyle problemler olmadı. Abim de benim ilaç sektöründe çalışıyor. Evet. İşte Barış Pilates uzmanı oldu. Ben bambaşka hayırsız evlat modunda daha böyle serkeş bir hayat. Şimdi oraya geliyorum. Nasıl yönlerinizi çizdiniz diye. Aslında sen gerçekten tiyatro okumak istiyorsun ama hani ailen diyor ki evladım doğru düzgün SGK'lı bir mesleğin olsun. Tabii yani masa başı sana. İşte onlar öğretmen oldukları için tabii geleneksel olarak. SGK'n olsun. Evet evet 657. Bu çok önemli ve sonra sen işletme okuyorsun değil mi? İşletme okudum evet. İşletme okuyorsun ama sonra ne oldu? Sonra şöyle bir şey oldu. Aslında sakın unutma söyleyeceğini. Daha Instagram falan yokken yok Twitter vardı buralarda. Tabii canım biz emekli Twitter fenomeni. Twitter'da fenomenler vardı yani. Şu an Instagram fenomenleri falan değil yani. Sevgili Ömür işte Jerry Lewis olarak Twitter'da önce ünlendi. Oradan oyunculuk işte şimdiki bu tek kişilik gösterilere doğru evrilen bir yol oldu. Aynen. Nasıl açıldı o yol? O yol şöyle açıldı. Ben o dönem işte ilaç mesili yaptım ben 11 sene. Yaptın. Evet 11 yıl yaptım hem de bayağı. Yani Türkiye... ilaç anlatırken düşünemedim bir an. Ben de düşünemiyorum zaten sakallar ve saç olmayınca hiç düşünmeyin bence yani. Yoktu bir de o dönem. Düşünecek bir tarafı yok. Ben işte ilaç mesili yapıyordum 11 sene yaptım. 11. senenin sonlarına doğru Türkiye'de Twitter popüler olmaya başladı. Benim de ikinci evliliğimin sonlarıydı. Yani bitmek üzereydi her şey.
Sonra ben işte Twitter'a sardım. Yani hani sev seni seveni diye bir şey var ya. Evet. İşte orada böyle bir takım takipçiler artıp işte insanlar böyle yazdıklarıma ilgi gösterince falan. Neden Ceril'i? Orası böyle hoşuma gidiyordu. Neden Ceril'i söyleyeyim onu. Bir yandan evde eşim benden nefret ediyordu ama Twitter'daki takipçileri çok seviyordu falan. Öyle bir hani oradan ben dedim Twitter'ı şey yaptım. Tabii eşim de hani o da çok tatlı bir insandı da. Ben o zamanlar işte çok sardım Twitter'a. Jerry Lewis de şey yani Jerry Lewis'den kaynaklanıyor. Jerry Lewis hani belki yaşı 2000 doğumlu olanlar bilmez ama hani 1990'lar bilir galiba. Çok ünlü bir Amerikalı aktördür evet. Yani oranın çok başarılı, çok sevilen. Senin de sevdiğin. Benim de çok sevdiğim. O da tabii biz o zaman ya tek kanalları falan gördüğümüz için yani her şeyi izliyorduk işte o zaman TRT'de yani televizyonda hı-hı. ne varsa bütün gün. Yani futbol ilgim de oradan kaynaklanıyor aslında. İşte o yani Jerry Lewis ilgim de oradan kaynaklanıyor. Hani birçoğumuzun aslında o zamanki hayranlıkları hiç boşa değil. Çünkü hı-hı. bütün her yani ne var ne yok hepsini gördük. Doğru. Dikkatimiz dağılmadı çok. Doğru. Oradan da Twitter ve bir anda ne oldu da bir anda patladı orada olay? Yani burada anlatabileceğin gibiyse. Tabii tabii. Ya hani ben o zamanlar tabii şirkette çalıştığım için aslında böyle bütün mesai saatlerinde Twitter'da geçiriyordum ama Ömür Özdemir'i kullanmıyordum. Yani Jerry Lewis olarak işte başka Jerry Lewis'in fotoğrafını kullanıyordum. İşte yazıyoruz, çiziyoruz, ediyoruz falan. Ben tabii o zamanlar biraz da böyle sallıyordum mahlasın arkasında. Ama öyle şey değil, kimseye hakaret vesaire değil. Hı. Sadece yapılan işler üzerinden yani hani hoşuma gitmeyen şeyleri ortaya koyuyordum. Beğeniyordum. Ondan sonra işte Türkiye'nin yani yavaş yavaş böyle ünlü isimleri takip etmeye başladı beni. Arka arkaya geldi. Arka arkaya onları işte takip etmeye başladılar. İşte programlarında benden bahsetmeye başladılar. İşte televizyon programlarına çıkmaya başladım. Birçok böyle işte sosyal medyayla ilgili her şeyde ben çağrılıyordum. İşte üniversitelere gidiyordum, televizyon programları. Ama devam gidiyordum. Ediyorsun ilaç sektöründe bir taraftan da. Şu anda mı? Hayır, o dönem. Ha, o dönem bir süre devam ettim. Sonra Levent Kazak'tan Haberler adında bir evet. program vardı. Orada metin yazarına başladım. Hı hı. Hemen kısaca geçeyim, Barış'a gelelim. Hayır, metin yazarına başladım. Sonra bir gazeteden köşe yazarlığı teklifi geldi. Oraya geçtim. Ama benim amacım zaten Twitter'ı amaca giden yolda bir araç olarak kullanmaktı. Evet. Dolayısıyla hani bir takım insanlarla tanıştım. Durumlar oldu. Tam ilaç mesleği devam ederken de bir sabah saat 8'de Pendik Devlet Hastanesi'nin önünde çantama böyle promosyonlarım işte broşürlerim vesairelerimi koyarken çünkü biz ilaç mesleği öyle bir şey yani Noel Baba gibi geziyorsun akşama ya. Kadar. Sonra işte telefon çaldı açtım Okan Bölgen aradı. Benimle çalışmışsın gibi bir şey söyledi böyle rüya gibiydi yani 5 dakika böyle sabahın 8'inde uykusuz gözler falan. Hadi ofise gel dedi. Sonra görüştük ettik ben Okan abiyle çalışmaya başladım. Orada editörlük yaptım. Sonra şirketten ayrıldım işte zaten. Sonra zaten ayrıldım. Devam edeceğiz. Şimdi hop buradan sevgili Barış'a geçiyorum. Şimdi ömür böyle bir yolda ilerlerken sen nasıl bir yolda ilerlemeye başladın. Hani hep böyle sporu seven, beden eğitimi derslerinde başarılı falan bir çocukken. Çünkü şimdi senin geçmişine baktığımda hani böyle pilates eğitmeni deyip geçemeyecek kadar bir başarı durumu da söz konusu hakikaten. Bunu da anlatmanı istiyorum ben izleyicilerimize. Aslında benim de var biraz bir şeyler. Abim bir ara beni şeye götürüyor. Yani Hayat Bilgisi diye bir dizi vardı evet. eskiden. Orada oynuyordum. Orada böyle bir şeyler olmaya başladı. Ben kararsız kaldım yani üniversite ya da oyunculuk diye. Sonra ben yine annemler sanırım etkili oldu. Ben şeyi seçtim. üniversite tabii ki. Yani okumadan olmaz dedim ve gittim. İngilizce biyoloji okudum ben aslında. Evet biyologsun. Evet biyoloğum. Sonra orası da güzeldi. Orada da yükselebilirdim belki ama sonra yapamayacağım dedim bu işi ben. Yani hastane ortamı falan yapamayacağım dedim. Daha sonra bir tanıdığım sayesinde Pilates o sırada yeni başlıyordu Türkiye'de. Hı-hı. Haberim oldu Hı-hı. bu işlerden. Sonra gittim ve yaklaşık 2 gün izledikten sonra ders izledim. İnsanları, iletişimi izledim. Onların egzersiz yapmalarını izledim ve dedim ki ben bu işi yapacağım. Peki sen yani aktif olarak da spor yapıyor muydun işte ne bileyim koşmaktır, fitness'tir, crossfit'tir? Yapıyordum. Yani o dönem yapıyordum. Hı-hı. O dönem yapıyordum. Yani spor salonundan çıkmıyor. Üniversiteyi biraz geç kazandığım için
Babam, annem evde. Böyle biraz dedim hani spora gideyim ve yapıyordum. Ondan sonra işte pilatese başladım. Çok güzel, kaliteli bir yerde eğitim aldım. 5 sene o bana çok şey kattı. 5 sene bütün eğitimlerde katıldım. Hı hı. Yani atıyorum bir pilates eğitmeninin gideceği toplamda yani sertifikasyonu için 6-7 eğitim varken, hı hı, ben bir kurumda çalıştım. Orası veriyordu bu eğitimi ve yaklaşık 100 tane eğitime katıldım orada. Çünkü oranın hocasıydım. Hı hı. Böyle gelişti. Sonra işte o sertifikasyonu bitirdim. Sonra da işte Dünya Pilates Birliği var. Evet. Çok prestijli bir kurum. Onun sınavına girdim. Yani ya Amerika'da giriyorsunuz ya Türkiye'de online giriyorsunuz. Onu da geçtikten sonra işte Türkiye'de bu 9 kişi var. Hı hı. Bu iş, bu sertifikasyona sahip. Mesela Amerika'da 2600 kişi var. Bizde 9 kişi. Aslında ne şimdi kadar dokuz, başında olduğumuzu şimdi, da göreceğiz. Evet, ama bir taraftan şimdi bunu diyorsun, 9 kişi var. Mutlaka tabii ki eğitimli, sertifikalı, farklı farklı belki kurumlardan işte pilates eğitmenleri de var. Ama bir caddede yürürken yani neredeyse artık 200-300 metrede bir pilates stüdyosu da görüyoruz. Az önce Dilara'yla da konuştuk ya, bir taraftan da işte mucizevi ve hayal ürünleri satan bir durumda söz konusu. İnsan bedeniyle alakalı olarak aslında güzellik satılıyor burada. Sağlık ikinci planda kalıyor maalesef son dönemde. Birçok pilates stüdyosu var. Çok başarılı olanlar da var, evet. Ama bir de bunun farklı farklı yöntemleri çıktı. Reformer pilates, bir şey pilates, cart pilates, evet, cürt pilates. Hadi göm herkesi. Hemen. Şöyle, hemen bu arada ben 9 kişi dedim ya, bu 9 kişi sadece o benim dahilinde olduğum sertifikasyonda 9 kişi var. Normalde birçok böyle oluşum var. Yani ben onlardan biri olduğum için kendimden örnek verdim. Çok iyi, çok kaliteli eğitmenler var. Tabii ki. Aslında herkesin de amacı olmayabilir yani, o en üsttekini alacağım sertifikayı diye. Onlarla ilgili de şöyle, aslında reformer pilates, işte chair pilates, cadillac pilates diye bir şey yok. Aslında bir pilates dersinde ekipman kullanıyorsan hepsini kullanacaksın. Ama işte günümüzde yer, işte ekonomik sebeplerden dolayı yani herkes her makineye sahip olamayabilir. Dolayısıyla onların dersleri veriliyor. Bununla ilgili söylemek istediğim başka bir şey de aslında kişiye özel olmalı bu. Grup dersleri de yapılacaksa herkesin aynı standartlarda olmalı. Ha. Mesela siz 28 haftalık hamileyseniz 10 kişilik bir grup dersi varsa geri kalan 9 kişinin de 28 haftalık hamile olması gerekiyor. Gibi bir durum var aslında. Peki yani bu diyelim ki işte mesela ben çok uzun zaman yüzdüğüm ve şu anda da hani hali hazırda crossfit yaptığım için aslında ben esnek biri değilim. Evet. Daha çok hani kaslı, böyle hani sert benim kaslarım. Ve ben kendimi bildim bileli, bak çocukluğumda da bu böyledir. Hiçbir zaman eğilip parmak ucuma dokunduğum görülmemiştir bu dünyada. Yok öyle bir şey mesela bende. Aynı vücut standardında mı olmalı benim grup dersine girdiğim pilatesteki? Mesela diyelim ki işte bir sürü hareketler yapıyorsunuz. İşte parmak ucuna dokunuyorsun. Ben dokunamıyorum parmak ucuma. Şöyle bahsettiğim spesifik bir örnekti. Yani genel bir örnek verirsek, eğer bir sağlık probleminiz yoksa, o gruptaki kimsenin sağlık problemi yoksa, evet herkes yapabilir. Okay. Yani parmak ucuna değmeyen de yapabilir, değen de yapabilir, yere değen de yapabilir. Ama atıyorum sizde bir boyun fıtığı durumu varsa doktorunuzdan, zaten biz doktorlarla birlikte çalışmalıyız. Yani öncelikle bir doktor bir teşhis koyar, boyun fıtığı var der. Sonra fizyoterapi yapar ve egzersizde de bize yönlendirir. Yani biz kendi başımıza işte Özge Hanım boyun fıtığınız mı var, gelin tedavi edelim, bu çok yanlış. Doktorla birlikte, çünkü bunun egzersiz kısmını biz yapıyoruz. Doğru. Bana bir öğrenci geldiğinde önce bir analiz yapıyoruz, postür analizi. Daha sonra doktorunun numarasını alıyoruz oraya ve doktoruyla görüşüyoruz. Ve buna göre ders vermek zorundayız. Böyle yapmalıyız. Aynı zamanda biz aslında vücudun unuttuğu hareketleri kazandırıyoruz kişilere. Vücudun unuttuğu hareket derken? Ya mesela işte bir örnek geldi aklıma, onu söylemek istiyorum. Artık arabalarda geri giderken bile geri bakmıyoruz. Orada bir ekran var ve ekrandan gidiyoruz. Normalde yapmamız gereken hareket bu. Yani omurgayı sağa doğru bir estetme, bir rotasyon hareketi, ama bu da yok artık. Cep telefonunu şarja takarken artık yeni sistemler çıktı. Buraya bırakıyorsun, şarj oluyor, kalkmıyorsun.
Cep telefonları sayesinde hep öne eğiliyoruz. Hepimiz öne eğildik. Artık arkaya gitmiyoruz. Gibi vücudun unuttuğu hareketleri biz size kazandırıyoruz aslında. Anladım. Siz de o öne gitme hareketini yapmadığınız için gidemiyorsunuz. Ha. İhtiyaç duymuyor vücut artık. Çevresel faktörler bizi çok etkiledi. Bir şey soracağım, ömür yapıyor mu? Doğru söyle. Bizim aslında bir tane yapmıyor ya. Yapmıyor. Değil ben başladım. Ha, sonra ne oldu? Ben pilatese başladım ama bana uygun olmadığını gördüm. Ama ona hiçbir şey uygun değil. Yani boks falan da yapmıyorum. Canım, hiçbir şey yapmıyorum da. Ya ben bilmiyorum ya. Sevmiyorum ya. Spora bir türlü. Yani çok yani başladım çok şey oldum yani. Çok gaza geldiğim zamanlar oldu o böyle. O da yine bir arkadaşı gaza getirdi. Kendi düet yapıyorduk değil. Yani. Düet diye bir şey var ya o şarkı. Evet. Ya, beraber pilates yapmaya da düet deniyor. Evet. Ondan sonra adam... Hani ben bir abimle beraber, bir yönetmen abimle beraber düet yapıyordum. Sonra o solo takılmaya devam etti. Ben başlıyorum. Böyle heves falan güzel ama sonrasını getiremiyorum ya. Sonra barıştım kendimle bu konuda. İşte yani, geldiği kişi de aslında çok egzersiz yapmayan biriydi. Evet. Aşık oldu egzersize ve spora. Şu an crossfit de ekledi ve inanılmaz bir vücudu oldu. Yani o bahsettiğiniz tipte. Ama öyle biri değildi. İşte pilatesin böyle bir durumu da var. Yani egzersiz sevmeyen, spor sevmeyen ama abimde o sistem olmadı. Bunu egzersizi ve spor sevdiren bir insan haline döndürüyor. Yani ben ama özeniyorum tabii ki ve çok sağlıklı buluyorum. Keşke bende de öyle bir dürtü olsa da yani devam etsem bilmiyorum yani. Mesela şimdi böyle de bir durum var. Şimdi yeni yıla giriyoruz ya, yeni yılda işte... zararlı alışkanlıklarımı bırakacağım. İşte hemen diyete başlayacağım. Kesinlikle spor yapacağım, pilatese başlayacağım. Olmuyor bir türlü. Yani ya da sonunu getiremiyoruz bir türlü. Ya da öbür gibi ya ben spor insanı değilim ya. Yani kabullenmek çok güzel bir şey her konuda yani. Bak. Gerçekten. Hani herkes haddini bilmesi gerekiyor yani ben şunu yapamam, bunu yapabilirim. Ya sana spor eğitmeni ol demiyoruz yani hani böyle ta ki başına büyük bir olay gelene kadar. O ne demek ya? Öyle değil yani hani atıyorum bir boyun fıtığı durumu, bel fıtığı, hareket edemeyeceğim. Hayır, olursa o zaman mecbur kalıyor işte. O zaman değil mecbur mi? Allah kalıyor. Korusun, değil tamam. Allah korusun. Ama tabii. Var ya öyle benim arkadaşlarım da var mesela öyle. Ya ben yapamıyorum yani olmuyor yani bir türlü ben diyen. Var. Onlar için lazım? Nasıl bir şey öneriyorsun? Korkuyor birazcık insanlar sanki. Yani tabii işte duruma göre değişir. Belki gitmiştir. Yani o enerjiyi alamamıştır. Mesela ben pilatesten o enerjiyi alamadım. Alamadınız. O zaman bize gelin. Evet bence çok mantıklı bir yani tek. Gerçekten alamadım ben pilatesten o enerjiyi. Yani yapan ve çok seven arkadaşlarım var. Ama... Ben alamadım yani. Nasıl geldi mesela? Yavaş mı geldi? Hayır yani sanki gerçekten çalışmıyormuş gibi geldi bana. Sabır nedense. İşte bize sabır yok bence. Yani ikimizin problemi sabır bence. Yani bizim vücudumuzdaki o gelişmeyi böyle görmemiz evet, lazım. O devam bizi, ettirmek. O bizi bence yani o motive eden şey bizi o. Ben mesela ben görsem ki biraz fitness yaptıktan sonra zor evet. bir şeyler oluyor vücudumda devam edeceğim ama oraya kadar bile sabredemiyorum yani. Bizim yani pilates sistemini bulan kişinin adı Joseph Pilates. Aslında evet. Pilates bir soyadı. Onun evet. soyadı. Evet, asıl evet. ismi kontroloji. Evet. Onun bir sözü var. 10 derste fark başlayacak, 20 derste farkı göreceksiniz, 30 derste tamamen farklı bir vücudunuz olacak der. Ve dünyanın her yerinde de bu İngilizce, Türkçe bizim stüdyolarımızda yazar böyle koyarlar. 30 ders sabrederseniz evet. değişecek değil, yani göreceksiniz değil, tamamen değişeceksiniz. Türkiye'de doğru yapılıyor mu pilates? Yani tabii ki doğru yapan da var, yapmayan da var. Ben görüyorum. Yani her türlü egzersize artık pilates denmeye başlanmış gibi bir algım var benim mesela dışarıdan evet. izlediğimde ve baktığımda. İşte pilates yapan gidiyor, işte sertifikasını alıyor. Sonra işte YouTube kanalları açılıyor ya da internet siteleri açılıyor. Orada gösteriyor. Ama benim en komime giden mesela gösteriyor evde diyelim ki yapacaksın. Sonra şey diyor, bunu evinizde yapmayın. Bence de çok enteresan. O zaman. Ya bunlarla ilgili kanallar bunu var. Bunu evinizde yapmayın. Var. Evet ve hani evde neyi yapmayın. Neyi yapalım yani evde? Yani şu olabilir. Dünya ünlü bir eğitmenin eğitimine gitmiştim. Şunu demişti. Yani iyi bir öğrenciniz ya da hani başlangıç seviyesinde bir öğrenciniz varsa
Evde iki tane ödev verin ona. Hmm. Ama bu ödevler böyle advanced, ileri seviye hareketleri olmayacak. Yani basit hareketler. İki tane ödev verin. Ya maksimum bu olabilir. Ben şimdi burada bir şeyler gösterip ama bir uzman eşliğinde çalışın diyemem ki evde. Yani bu bana da biraz garip geliyor. Evet. O yüzden kişiye özeldir. Bir eğitmen gözetiminde yapılır. Ben bile pilates yapsam eğitmen olmalı başımda. Kendimi göremem. Aynaya bak olmaz. O zaman koordinasyonumu, konsantrasyonumu kaybederim. Mesela ayna da bizde iyi bir şey değildir. Mesela kadın gelir ve egzersiz yaparken bir ara saçını düzeltmek ister. Ama o sırada çok tehlikeli bir durumda olabilir ve düşebilir, sakatlanabilir. Böyle çok durum var. Bizim eğitimlerimizde güvenlik prensipleri var. Yani makine kullanımında. Evet. Kaşı yarılan, burnu kırılan eğitmen arkadaşlarımız oldu. Hadi canım. Tabii çünkü o yay sistemleri, o makinelerin sistemlerinin belli güvenlik prensipleri var. Doğru. Yani mesela öğrenciye onu barı bırakma diyorsun. Ama atıyorum eli kremli geldi. İstem dışı bırakabilir ve burnu kırılabilir kişinin. Aa, bu çok önemli tabii. Gerçekten. Ki düşünün bu bize olan tarafı. Öğrenciye neler olur? Çünkü 50 dakika o egzersiz yapıyor. Ömür. Efendim? Bir şey soracağım. Şimdi iki evlilik yaşadın ya. Bak nasıl tık tık atlıyorum konudan konuya. Evet. İki evlilik yaşadın ya. Gerçekten artık kadınları anlayabildiğini düşünüyor musun? Ya kadınları hiç kimse anlayamaz. Dün kim konuşuyordu? Ya erkekleri de kadınla hani bu iki cinsin birbirini anladım demesi tamamen aslında arkadaşlar arasında konuşulan o hava abi ben kadınları anladım çözdüm artık falan. Veya işte ben erkekleri de çözdüm artık falan. Ya aslında... Erkekleri biz çözdük o başka. Ya işte çözdünüz sanıyorsunuz bence. Yani bizim de içimizde fırtınalar biz mesela duygusal insanlar olarak görmüyorsunuz mesela. Genelde benim gördüğüm kadınlar bizi duygusal olarak nitelendirmiyor. Yani o bahsettiği şeyler arasında duygusallık ya da beşinci sırada geliyor. Ama mesela şu ben kendi açımda mesela çok duygusal bir adamımdır yani. Yani dışarıdan çok neşeli böyle falan filan falan ama hani o hani herkesin bahsettiği dürüstlüğümden kaybediyorum falan. Yani tamam çok klişedir ama birçok zaman da gerçektir bu. Dolayısıyla hani duygusal anlamda da yani ben duygusalım mesela bu hani klişe herkes ben duygusalım. Kimisi bunu çok gösteriyor. Kimisi de halı altına atabiliyor bu taraflarını. Dolayısıyla yani iki tane evlilik yaşadım. İkisi de birbirinden farklı insanlardı. Ama ikisi de çok tatlı, kalbi çok iyi insanlardı. Özlerinde çok iyi insanlardı. Hiçbir zaman onların arkalarından da şöyleydi böyleydi demeyi sevmedim. Hani kız arkadaşlarımın da sadece eşlerim değil. Ama biz anlaşamadık, uyumadı yani. Mesela evlilik aşkı öldürüyor mu gerçekten? Evlilik sence? Aşkı öldürmemiş gibi yapıyorlar. Ya evlilik aşkı öldürmüyor da o biraz şey yapıyor. Yani yapıyor? Heyecanı biraz azaltıyor galiba. Yani o flört aşamasında ya da sevgiliyken ki o heyecanı, o acaba duygusu, o imzayla sanki biraz bitiyor gibi. Yani sürprizi kalmıyor gibi. Hayır, aidiyet olduğunda karşındaki insanla. Evet. Hani onu mu biz çok çabuk hissediyoruz? Artık tamam o benim durumu. Mesela ben şeye bile karşıyımdır. Ve bunu da çok yapmamaya çalışıyorum. Sonuçta iki çocuğum var. Benim çocuklarım. Ne münasebet. Bizim. Gerçekten yani o değil öyle bir şey. O tek bir birey ve bana ait değil aslında evet. O. Ben sadece bir vesileyim onun dünyaya gelmesi aynen. için gibi bir durum. Biz ilişkilerimizde her şeyde öyle bir sahipleniyoruz ki her şeyi. Mesela Barış'ta da vardır. Benim hocam. Benim hocam o. Başka kimsenin hocası olamaz gibi bir durum. Bu belki biraz bundan mı kaybediyoruz sence? Evet. Bir yani evlilikte mesela o sahiplenme evet gerçekten o sahiplenmenin getirdiği rahatlık, sürprizlerin bitmesi, o esrarengiz durumun bir anda evlilikle beraber artık herkesin birbirine kendini teslim etmesi. Yani belki onu öldürüyor ama yani oradan sonra da yapılması gereken çocuk hani çocuk olunca o iş daha böyle başka bir tarafa gidiyor. Ben şahsen hani evlilik insanı olduğumu mesela düşünmüyorum artık. O konuda ikna oldum. Hani bunun üzerine gitmeye de gerek yok hani daha fazla ama mesela çocuğum olsaydı bu evliliklerden birinde ikisinde hani o zaman farklı bir durum yaşanabilirdi. Belki daha uzun sürebilirdi. Vesaire. Yani hani çocuğum olmadığı için ben tabii halaylarla, davullarla, zurnalarla boşandım. Boşan. Peki. Evet. Bir şey soracağım sana. Aynada kendini gördüğünde ne diyorsun?
Aynada kendimi gördüğüm zaman ne tipe bak diyorum. Böyle, kendini görüyor musun? Allah'ım diyorum yani. Görüyorum tabii ki kendimi. Yani nasıl görüyorum kendimi? Yani işte iyi, pozitif olmaya çalışan, hayatın zorlukları karşısında mücadele etmeye çalışan biri olarak görüyorum. Henüz hala bir şeyleri başarmış ve muhteşem, çok mutlu bir adam görmüyorum yani. İnşallah 2019'da. Amin inşallah. Yani. Olacak. Barış, çok kısa çünkü çok az vaktimiz kaldı. Neredeyse de hatta bitti gibi bir durumdu söz konusu. Pilates'e 2019'da evet ben başlayacağım demek isteyenler için çok kısa neye en çok dikkat etsinler başlarken? Kendilerine ilk olarak hangi hedefi koysunlar? Kendilerine ilk olarak şunu sorsunlar. Niye başlayacağım? Yani evet. Amacım ne? Düzenli devam edebilecek miyim? Hı hı. Kendilerine en yakın pilates stüdyosunu seçsinler. İstanbul'da yaşıyoruz. Trafikten dolayı evet. Gidemeyecekler. Doğru. Gidemeyince motivasyonlarını kaybedecekler. En yakın pilates stüdyosunu seçsinler. Bir ders denesinler. Hı hı. Olmadı başka bir eğitmenle denesinler. Aynı stüdyoda. Çünkü bizde oluyor. Dediğiniz çok doğru. İşte benim hocam ama... Evet. Yıllarca benle çalışmış bir öğrenci başka bir eğitmenle de hemen motive olabilir ve benle çalışmak istemez. Doğru. Belki de. Doğru. Bunları yapsınlar 30 ders sonra, gerçekten 25-30 ders sonra tamamen farklı bir vücudu olacak eğer düzenli devam ederse. Ne güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Ay çok güzel çok oldu. Çok teşekkür ederiz. Harika bir anımız oldu kardeşim. Bizim için de benim çok güzel için oldu. Benim için de öyle oldu. En kısa zamanda yine sahnede evet, sohbetlerinle inşallah. Birlikte seni görmek istiyoruz. Belki beni konuk edersin. İnşallah tabii ki her zaman. Ne demek? Barış çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Deneyeceğim. Vallahi gelin ya. Evet deneyeceğim. Deneyelim. Deneyeceğim buradan da anlatacağım. Sevdim tamam. Ya da sevmedim diye. Tamam. Yani gerçekten objektif deneyeceğim. Olun. Objektif olacağım. Tamam. Söz veriyorum. Size de çok teşekkürler bugün yine bizimle birlikte olduğunuz için. Yarın yılın son pazar gününde yine birbirinden değerli konuklarla burada olacağız. Harika bir cumartesi geçirmenizi diliyoruz ve her zaman olduğu gibi rüyalarınızın gerçekleşmesi için önce uyanmanız gerekir. Günaydın efendim. Hoşçakalın.